Hababam sınıfıyla açmanın coşkusu ve neşesiyle efendim günaydın. Günaydın efendim. En sevdiğimiz günden evet. Herkese günaydın. Konuğumuz da en sevdiğimiz isimlerden efendim Kemal Doğulu. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk canlarım. Hoş bulduk. Böyle bayağı hızlı başladık. Evet evet. Biz aslında başladık. Kuliste başladık kaynatmaya. Şöyle söyleyelim bugün modunda. Bayağı net, her zamankinden daha da fazla net. Bu olmuş mu? Hayır. Bu nasıl? Çirkin. Onun, saçımızı evet. Böyle yapalım mı? Asla. Ne yapayım? Bayağı net. Kakül kestireyim mi? Pişman olursun. Kestireyim mi? Yap. Ne desek hayır dedi. Ama arkadaşımsınız, bir şekilde seviyorum sizi, uyarıyorum kızlar. Biz de seni seviyoruz gerçekten. Kemal, hoş geldin. Hoş bulduk. Linet'in sosyal medyayı sallayan dansıyla bir başlayalım. Sosyal medya ile beraber artık ünlülerin ev hallerini de yakından evet. Mercek altına almaya başladık. Linette, şarkıcı Linette TikTok için böyle bir dans videosu çekti. Bu videoda takipçileri dansı kadar onun kırmızı eşofmanına da epey takıldılar. Kırmızı eşofmanlı halini efendim Şener Şen'in canlandırdığı Body Ekrem karakterine benzettiler. Dansı bir izleyelim. Linet aylık kirası 40 bin TL olan Boğaz manzaralı yalısından Body Ekrem eşofmanıyla bir TikTok videosu yaptı. Bu detay yaptı. Niye? Ne bileyim ben arkada ben de yine sordum. Ben de ona takıldım. Yani... Nereye bağlayacak? Tam çay içiyordum, püskürüyordum yani çayla. Onu da belirtim dedim. Lütfen, lütfen. Daha iyi çok oynanıyor. Güzel olmuş, bir daha olmasın diyorum. Ne gerek var? Yani bizden akım var diye yapmak zorunda mıyız? Bir sürü akım var. Niye aynen. Yapmıyoruz? Oturuyoruz evimizde. Aynen. Bizim de elimizde sosyal medyamız var ama eğlenceli bazı komik oturduğun yerden yapılacak şeyler var Linet'ciğim. Onlardan yap. Dans bize göre değil. Ben de edemem mesela asla. Ha, ha. Yani her şeyi yapıyorum şu hayatta. Dans, koreografik dans edemiyorum maalesef. Sallarım kendimi ama. Acaba Kemal böyle gençliği yakalamak, yeni nesli yakalamak adına mı bu hareketler? Peki gençliğin bundan haberi var mı? Doğru söylüyorsun. Yani gençliği zaten artık o tren kaçmış. Z kuşağı bir de alfa kuşak var artık yani bitmiş olay bu. Onlar yetişemez istedikleri kadar dans etsinler. Hayır, gençliği yakalamak adına yaptığım bu hareketlerde gençlik seni Body Ekrem'le yapıştırıyor. İşte böyle gençlik yakalanacağına kaçırılıyor, daha çok uzaklaştırılıyor gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Gençleri yakalamak için onları anlayın, dans etmeyin, teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Önünde de başka çarpıcı iddialı örnekler varken bu dansları yaparken bir üç kere daha düşünmesi gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü dünyanın öteki ucundan ve dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez de yeşilleri giyerek bahçesinde, onu da belirtip milyon dolarlık malikanesi bahçesinde TikTok dansı yaptı. Ve hani sosyal medyada birkaç kişi onu Linet'le karşılaştırdı ama karşılaştırılmalı mı acaba? Şimdi arada fark var mı diyorsun? Kıyaslanmalı mı diyorsun? İşte sana soralım, kıyaslanmalı mı? Kıyaslanmamalı. Aynen öyle. Kadın 7 yaşından bu yana dans ediyor evet, zaten. Yani bu işte J-Lo'su, Beyoncé'si falan bunları çocukluklarından kapatıyorlar. Dans eğitimi, vokal eğitimi falan. Şimdi bizimkiler yani neyse sakin ol Kemal. Kemal, hayır, yani o yaştan sonra bu kazanılacak bir yetenek değil. Yapıp edilemiyor, dans edilemiyor maalesef sahnede. O ya var ya yok. Ya var ya yok. Ya bizim genimizde olan dans da aslında çok popüler olan bir dans. Evet. Bizim hani kanımızda akan bir dans evet, var. Oriental, oriental dans. Tadında. Ya da halk müziği. Veya şeyleri. İşte evet. Neyse ama onlar da böyle akım olmuyor bunlardan da. Yapılmıyor demek ki, akım olması gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum. Oriental akımı başlatın. Kemal, yani sonradan yurt dışından Amerikalı bilmem ne yıldızının işte hocasını buraya getirip 15 aynen gün ders öyle. Almak. Onların kanında o var, bizim kanımızda bu var. O yüzden o tarafa yönelsek daha tatlı olur bence. Yoksa komik duruma düşülüyor. Kemal, kadın 52 yaşında. Evet. J-Lo değil mi? J-Lo'ya bakıyorsun görüntüsüne. 30'lar gibi. Bak yüzü de çok iyi duruyor. Evet, fiziği yani de çok iyi duruyor. Enerjisi de çok güzel geçiyor. Geçtiğimiz günlerde bir konseri vardı. O konserdeki dans performansını izledim. Gerçekten helal olsun. Yani bir mayo giymiş. Işıltılı bir mayo. Ama yemin ediyorum mayoya görmüyorsun. Devre arası evet. Mayoya konserinden bakmıyorsun. Mi bahsediyorsun? Evet. Evet. Muhteşem.
Yani hani diyoruz ya burada kalça, işte yırtmaç falan, burada onlar öne çıkıyor. Orada bakıyorsun ama başka bir paket şey önde. Paket olarak her şey orada, ambalaj yapılıyor her şey. Çok dansı içinde, şarkısı içinde, koreografi içinde. Dansçıların kıyafetleri bile aynı markadan oluyor filan. Bir görsel show. Bizde sadece öndeki kadına ağırlık veriliyor veya erkek neyse. Bir tek Edis'i beğeniyorum bu anlamda. Çok iyi. Evet. Show yapıyorsa var Edis'i. Mesela Türkiye'de şarkıcıları dansçılar yönetir, bunu anlarsınız. Arkadaki dansçı öndeki şarkıcıyı yönetir ama Edis'te o yok. Edis yönetiyormuş gibi duruyor dansçıları. Evet. Yani. Fakat o da gidiyor çalışıyor. Yani sonuçta bu çalışarak elde edilmiş. Bir de onun doğuştan bak getirdiği stili var. Dediğin gibi bir saatten sonra biraz zorlamalı. Bizde bazı isimler var, para veriyorsun, onları izlemeye gidiyorsun. Detone bir sese maruz kalıyorsun. Kötü bir oynamaya maruz kalıyorsun. Bir de sahneden poz vermelere maruz kalıyorsun. Ya artık bir moda, o da bir akım oldu. Poz kesme. Poz kesme. Tabii. Gülşen başlattı sağ olsun. Evet Gülşen başlattı. Hepsinin ayarı bozuldu. Sahneye çıkamayanlar da Instagram hesaplarında Gülşen gibi pozlar veriyorlar. Aynen öyle. Yani bir akım başladı ve hani ben Süper Lig diyorum. Birkaç isim var içinde, işte Gülşen Hande. Yani Süper Lig'dekiler bir hareket yapınca. Diğerleri de onları taklit etmeye başladı. Diğerleri de evet taklite başladı. Evet bakalım. Kesinlikle. Evet, diğer haberimize devam edelim. Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz ay evlenme teklifi almıştı. Nisan ayında nikah masasına oturacağı konuşulan Hadise ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Bomba bir iddia gündeme geldi. Ünlü şarkıcının hamile olduğu, nikah tarihinde bu yüzden öne çektiği iddia edildi. Peki bu söylentilerin aslı astarı ne? Hadise gerçekten hamile mi? Bebek Hadisesini efendim Hadise'nin ta kendisine sorduk. Ondan gelen mesajı da hemen ekrana getirelim. Hatta biz de geldi. Evet, hamile değilim. İkinci sayfaya özel bir açıklama efendim Hadise'den. Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce, sonra Allah'ın izniyle inşallah diyor. Önce gelinlik, sonra gelinlik hazır bebek demek ki diyor. Evet. Gelinlik hazır. Buradan gelinlik hazır. Kesinlikle oradan öyle yola çıkabiliriz. Evet. Bu ara kardeşi Derya ile sürekli paylaşımları var. Derya'nın da bu gelinlik üzerinde belli ki bir nakışı dikişi emeği olacak. Yani bence o gelinlik şimdi Hadise'nin çok dünyaca ünlü bir sponsoru var. Bence o olabilir. O da olabilir. Marka olabilir. Bence evet, oradan geliyor olabilir. Kesinlikle doğru. Kardeşe bırakmaz Derya, o gelinliği. Belki şöyle yapabilir parti Derya'yla. Parti elbisesi, ikinci gelinlik falan belki. Doğru. Evet, evet, biz doğru de öyle yapıyorduk çünkü evlenenlere bir parti elbisesi, bir gelinlik bizim ailede. Şimdi 3 milyonluk tek taşın olacak, gelinliğinde kardeşinden olacak. Yok. Yani yok kardeşi, ikinci, yani Derya ikinci da güzel yapar. Derya da güzel gelinlik Derya yapar da yapar. O senin söylediğin yani dünya cönlü marka. Kliplerinde bile onların o elbiseleri giyerken düğününde sanmıyorum. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. Ama belki Derya ile bu ara çok mesai harcıyor. Gider beraber seçiyor olabilirler. Ha, o ayrı, onun evet fikrine o danışıyor olabilir. Ben bu çifti çok beğeniyorum. Müge de aynı şekilde. Hadise ile Mehmet. Zaten çok severim. Şahane, çok tatlı, enerjisi çok iyi bir kere. Çok lokum, çok naif. Çok. Evet, evet. Mehmet'i tanımıyorum. Allah mesut etsin. İnşallah mutlu olurlar. Onlara baktığın zaman böyle aşkı, sevgiyi görebiliyor musun? Bazen fotoğraflarda yakalayabiliyorsun. Görüyorum ya. İyi görüyorum. Okuyorsun bu evet, işleri. Görüyorum. Ne görüyorsun örneğin? Çünkü şimdi mesela Hadise de terazi, ben de teraziyim. Bir kere onun bakışından ve iddiasından ben de zamanında şey demiştim. Asla moda programında oturmam, bilmem ne yapmam derken doya doya moda yapıyorsun, hoş geldiniz. Hatta kepsleri dönüyordu. Halise de şey demişti, terazi şuursuzluğu. Bir sevgilim olursa asla paylaşmayacağım. Kimseyle görüşmeyeceğim. Doğru, doğru. Instagram'a koymayacağım derken çarşaf çarşaf. Anlıyorum Hadise'cim seni. Dikkat et kendine. Büyük konuşmayacaksın asla. Ünlüler dünyasından ne kadar çok kişi terazi. Sen, Hadise, Tarkan, Niye Kara, İbrahim Gil, Hülya Avşar. Çok var. Bir starlık ya, sanatla sepetle çok ilgileniyor terazi. Güzelliktir, odur budur. İlgi alanına giriyor. Dolayısıyla bu işleri yapanların çoğunluğu terazi var, evet. Şimdi tekrar dönecek olursak Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşkı ilk başladığında biz ay olur mu olmaz mı öyle mi böyle mi falan derken ama olayı öyle güzel bu noktaya taşıdılar çok ki. Şimdi gelinliğinden bahsederken ve nikah tarihi konusunda yakındır açıklamalarına yaklaşırken diyoruz ki bu iş olacak. Bunun öyle dönüşümü düşüyor. İnşallah, inşallah. Yani vallahi hak ediyor Hadise artık. Mehmet evet, Hadise'nin üzerine titriyor gerçekten. Ona bir narin çiçek gibi davranıyor. Kırılmasın, üzülmesin diye elinden geleni yapıyor. Bu ilişkide karşılığında en çok kim alır seviyor diyorsan Mehmet. Mehmet Sincerli. Ama büyüklerimiz öyle der ya, kocan seni daha çok sevsin. Evet.
Neden acaba? Doğru. Değerini bilsin. Yani, yani bilsin, bir de sevmek aslında, sevilmek mi sevmek mi demişler ya. Sevmek garanti, sevildiğini bilemezsin. Güzel. Bazen insan o karşısındaki sevgiyi seviyor. Evet. Sevilmeyi ona seviyor. Bağlanıyor. Sevilmeyi seviyor. Peki, çokça tartışma yaratan başka bir haberimize geçelim. Sevgili izleyiciler, 1989'da öldürülen Bergen'in filmi 4 Mart'ta vizyona girecek. Akabinde kitabı da gelecek. Bir de Saygı albümü geliyor. Ve Saygı albümünde sanatçının en iddialı parçalarından birini Gülşen seslendirdi. Sen affetsen ben affetmem. Dün de yayına bir parçası verildi. Sayfamıza da yükledik, ikinci sayfa official'a. Ve Gülşen'i o şarkıyı seslendirdiğine takipçiler ve sosyal medya biraz pişman ettirdiler ve affetmediler. Affetmeyenlerin içinde de ünlü isimler de vardı. Bir dinleyelim. Ben affetsen ben affetmem. Boynu bükük koyan varı. Sen affetsen ben affetmem. Sen tam evet, Bergen, Gülşen ve Mehtap'ın sesini ve yorumunu dinlediniz. Sizden sevgili izleyiciler tekrar yorumlarınızı alalım ve sana soralım. Kimi affetmeyeceğimi şaşırdım. Mehtap'ı da beğenmedim, kusura bakmasın. Ya Bergen zaten bir zirveye yerleştirmiş çıtayı. Evet, oraya yaklaşmak zor. Sen daha iyi okudun, ben daha iyi okudum tartışması olabilir ama Bergen'den daha iyi kimse okuyamaz bu şarkıyı. Tabii nokta. Ki. Mehtap'ınki tabii ki daha arabesk, onun kendi tarzı olduğu için daha kulağımıza tanıdık geliyor. Gülşen'inki de, Gülşen'in nameleri arabesktir aslında bakarsan. Sadece aranjesinde bir de sesinde bir şeyler yapmışlar. Biraz elektronik arabesk gibi duyuluyor. Evet, evet. Yoksa yorumunda ben bir sıkıntı görmedim. Bir uzun versiyonunu da alttan çalabiliriz. Evet, bir tek dedin. Bir tek işte dediğim gibi kulağımız Gülşen. Bizim çok nameli arabesk versiyonuna alışık olduğu için Bergen'den, ki onu öyle seviyoruz. Gülşen biraz onu elektronikleştirmiş gibi geldi bana. Modernize etmiş. Evet, modernize etmiş. Eşi düzenledi. Tam böyle gümbür gümbür bir arabesk olsaymış madem Saygı albümü. O zaman Gülşen'in, çünkü arabeski iyidir, ben beğenirim. Bunu Bergen'in, ben de Bergen'in de en baba şarkısıdır ben affetmem. Evet, bir de işte Acıların Kadını var. Orada böyle evet. O şarkıyı okurken o şarkıyı seçiyorsan bir iddian olacak. Yani evet, böyle Bergen bir, gibi olmasa bile ona yaklaşman gerekiyor. Taşıyamayacağın yükün altına girmemek bravo. Gerekiyor aslında. Bazen de hayır demeyi bileceksin. Evet, bilmek aynen. Lazım. Birazcık beli bükülmüş gibi, evet. Şarkı. Beli bükülmüş gibi. Beli bükenlerden bir tanesi de bu şarkıyı yorumlamakta en iddialı isim olduğunu altını sürekli çizen Mehtap oldu. Ve Gülşen'in yorumunun altına şöyle bir mesaj yazdı. Gülşen, olmamış canım. Benim çok kötü. Olmamış canım benim. Çok kötü. Otur sıfır. Şimdi sakince beni bekle diyor. Yalnız Gülşen onun sesiyle dinledim şu anda. Sen okurken yemin ediyorum aynı onun gibi böyle bir yara konuştun. Sende de iyi yetenek dersen, var yalnız. Daha da taklit edebilirim. Gülşen olmamış canım. Yaşattı bizi. Yaşattı bizi. Otur. Sıfır. Şimdi yani, sakince beni Gülşen bekle. Gülşen otur sıfırdan kurtulamadı bir türlü. Bir dakika. Gülşen otur sıfırdan kurtulamadı. Aynen. Ah garibim canım. Sahne dansıyla da otur sıfır almıştı. Doğru. Otur sıfır yakasında kadın hala. Yani bu şarkının içinde aslında kodları belli. Evet. Çünkü rahmetli Bergen diyor ki neler çektiğimi bilemezsin. İşte neler çektiğimi bilemezsin diyecek bir sesin yaşamış seslendirmesi lazım. Yaşamış olmak lazım. Mersinli Bergen. Biz top oynarken çocuktum ben daha. Onun evin önüne gitmişti top. Ben topu alırken bir aç, perdeyi bir kapatışı vardı görünmesin diye. Burası böyle dümdüz falan. Çocukken korkmuştum tabii. Yani tabii. Ayıp etmiştim kadına rahmetliye. Ama bilemezsin çocuksun. Yani çocuksun bilemiyorsun. Çok güzeldi o haliyle bile. O kadar güzeldi ki inanılmazdı yani. Şimdi merak ediyorum. Filme. Para. Neden yani filmi hepimiz merak ediyoruz. Bu albümde bu şarkıyı Gülşen'in okuyacağını duyunca ikimizin de tereddütleri oldu. Vardı evet. Ve kimse kusura bakmasın ama tereddüt etmekte de gerçekten haklıymışız. Yani tabii. Yani keşke yanılsaydık, keşke muhteşem okumuş o duygu bize geçti deseydik. Biz geri adım ama atıyoruz derdik o zaman. Maalesef öyle olmadı. Gülşen okumuş mu okumuş. Okumuş. Yani sesine, sanatına, yorumcu kimliğine, hiçbir sanatçılığına şey hiçbir sözümüz yok ama Gülşen şöyle okumuş, dümdüz.
Hiç duygu böyle lazım, duygu yani geçmiyor sana. Biraz teknik olmuş, evet. Şarkıda böyle ruh yok, duygu yok. Pançer lazım. Sosyal medyada ne yazıyorlar biliyor musun? Bu şarkıyı söylediğin için Gülşen seni affetmeyeceğiz. Evet. Biz de onlar seni da affetmiyor. Biz de seni affetmeyeceğiz diyorlar. Çok abartılmıyor mu ya gerçekten? Bir de Sezgin yazmış, şarkıyı en iyi Kibariye ya da Güllü okurdu diyor. Evet, Güllü güzel. Gülşen güzel okumuş, gayet iyi okumuş diyenler var. Mehtap'ın sesi olmamış diyen var bu kez. Tabii ki Bergen kimse okuyamaz, olamaz ama Gülşen hiç olmamış diyen var. Mehtap, Gülşen, Kibariye, Güllü arasında şu an bir şey var. Gidip gelme yarışma var. Var şu kim anda. Başlattı acaba? Tabii yani dediğin gibi sen Bergen çıtayı o kadar yüksek bir yere koydu ki oraya yaklaşmak bile zor. Bir de Gülşen'e şu aralar çok saldırılacak yer aranıyor gibi geldi bana. Bu aralar çok her yaptığı hareket olay oluyor, her giydiği olay oluyor. Olabilir, normal. Gülşen şimdi de şu anda... bu şarkıda da hani bir zaten ortalığı boş bırakmıyor hiç Gülşen. Asla. Evet. Bu şimdi albümde bu kendisi zaten dahil... bu şarkıyı evet. seçmiş. Ama bir pop yıldızı için de her konuda ne yapsa olay olmak onun için iyi bir şey yok, değil mi? Yok, iyi bir şey zaten. Bir şey, kötü bir şey ki. Olduğundan demiyorum ama evet. şimdi her şeyin içinde olunca da bir sürü eleştiri ve linçle karşılaşıyorsun tabii. ister istemez. Tabii. Şimdi söylemese de olurdu. Kendisi girmek istemiş, ben de duydum. Evet. Şimdi bunu istediysen bunu da yorumlara katlanmak zorunda kalıyorsun bir yerden evet. sonra. Aynen. Sanki Gülşen'in yorumculuğu şöyle olmuş. Dediğimiz gibi sesine, sanatına saygımız var ama Ozan aramış, stüdyodayım. Tamam ben de bir geleyim. Geçerken bir uğramış da böyle bu şarkıyı okumazsam söylemiş gibi. Okumazsam seni affetmem demiş Ozan. Her gibi sanki bir şarkıyı okumuş ve çıkmış değil mi? Bir de şöyle bir şey tahmin ettik. Şimdi Saygı albümünde başka iddialı isimler de var. Ya, alternatif böyle. Örneğin Melek Mosso da var. Melike de var. Melike Şahin de var. Sanki o albüme anca ben bu şarkıyı okursam kabul ederim gibi bir iddiayla bir anda o seçmiş zaten evet. Yani evet şimdi... Kafa şarkılar oluyor bir sürü o albümlerin hepsinde sanatçılar arka tarafta birbirleriyle kavga edenler, kapışanlar, o şarkı benim, hayır benim, tabii. yapımcıları araya sokanlar filan. Şimdi o albümlerde Yıldız Tilbe'de, Orhan Gencebay'da efsanevi şarkılar var ve hepsi kafa şarkıların tabii, peşine düşüyor. Tabii, neler herkes. Dönüyor arka tarafta. Tabii. Keşke bu şarkıyı yani, şarkı, Melek Mosso okusaydı. Bu şarkıyla da... Girmese albüme bu kadar olay çıkar mıydı bilmiyorum. Tabii. Daha albüm bu kadar çıkmadan. Konuşur muyduk değil mi? Tabii, tabii. Daha albüm çıkmadan başladılar konuşulmaya. Demek ki istediklerini aldılar. Evet. Şimdi şu aralar ünlüler dünyasında herkes imaj değişikliğine gitmeye başladı. Aa. Bizim sosyal medya hesabımızdan takip ediyorsundur belki. Ünlülerin eski ve yeni hallerini paylaşıyoruz. Takipçilerimize de soruyoruz. Son imaj değişikliği yapan isim aslında... Bu aralar bayağıdır değil mi? Bu aralar falan değil son bir yıldır bayağıdır saçıyla başıyla oynuyor. Alişan'ın eşi Buse Varol imaj değiştirdi. Sık sık imaj değiştiriyor. Hangisi yeni hali? Saç rengini koyulaştırdı. Uzun kaynakla hali. Da uzattı saçlarını. Şu andaki hemen sağdaki hali. Evet. Hemen kaçsın oradan. Zaten ya hemen kaçtı. Hemen kaçtı. Bir gün sürdü kaynaklı aklın yolu saçlar. Bir. evet. Buraya geri mi döndü? Kısalttı koyu renk şu anda. Yani saçları o koyu olmaz. Renk. Evet. Bu olmaz. Bu olabilir. Evet. Bu taraftaki en baştaki olmaz. Bu ortadaki ikisi olabilir. Uzun saç onu daha büyük sarıda böyle bir astrolist evet. falan havasına döndü. Terkleştirmiş bir kere. Evet. O bakır da olmamış. Hiç yakışmamış. Sadece bu ortadaki ikisi güzel. Evet. Biz Alişan'a da sorduk saçlarını nasıl buldun diye. Alişan'cığım kusura bakma sen beğenmedim, beğenmedim diyemedi Alişan ama böyle kibarca bir alıştık dedi izleyelim. İmajı soralım bile. Saçları değiştirdi bu canım. Onu soralım o zaman. Nasıl yapıyor. Baştan beri yapıyor biliyorsun. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı. Alıştık artık. Seviyor musunuz bu değişikliği? Alıştık artık. Yapacak. Alıştınız. Anladım. Teşekkürler. Şimdi eşlerin, sevgililerin durumu da o kadar zor ki. Bazen ben de mesela saçımı değiştiriyorum. İşte canım nasıl olmuş diyorum. Olmuş filan böyle kötü kötü olmuş demek ya, daha beter. Kötü dese netleşecek. Şimdi o kadar iki tarafı da tehlikeli bir durum ki bu. Tabii. Hadi bir beğenmedim de. Birincisi fark etmiyor mu en başta? Aa tabii o da var. Fark etmiyorsa büyük daha büyük tehlike. Veya sen işte nasıl olmuş dediğinde ne olmuş? O daha büyük tehlike. Güzel olmuş, kötü olmuş dese daha iyi. Kötü olmasını bile kabul edilebilir ama evet. ne olmuş denmesi. Yine Alişan, gerçi fark edilmeyecek gibi değil bu geçişler. Evet, doğru söylüyorsun. Hep çok mutsuz, sert geçişler. Mutsuz kadın
evinde sıkıntı yaşayan kadın saçıyla başıyla oynar derler. Sen bir kuaför olarak katılıyor musun buna? Şimdi böyle bir durum var. Gerçekte var. Benim çok müşterilerim önüme gelir mesela. Yıllardır saçını yapıyorum diyelim senin veya senin. Evet. Sen bir gün geliyorsun önüme oturuyorsun. Saçım sen buradan beni platin yap Kemal diyorsun. Hı. Yavaş diyorum ben. Bir sakin olalım. Hı. Hayırdır ne oldu da platin istiyorsun? Hı. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat. Bir ilk gelen müşteriye bile siyah saçlıysa sarı olmak isteyene sorarım sen hayırdır altında ne var bunun diye. Ya sevgilisi ayrılmış oluyor ya eşiyle kavga etmiş oluyor. Kesin bir şey çıkıyor altından. Çıkıyor altından. Ben diyorum ki ben bunun altına girmem. Bu topa girmiyorum çünkü o bunalımlı haliyle yaptıracak. Bir hafta sonra saçım kötü oldu. Kim yaptı? Kemal yaptı olacak. Yedirmem bunu kendime. Diyorum ki git dolan 2-3 gün bir sakinleş. Ha, güzel. Hala istiyorsan bakarız beraber oturur karar veririz ama şu psikolojiyle senin rengi yaparsam ihale bana kalır. Lütfen diyorum yapmıyorum. O yüzden. Ya da uzun saçlarını Kemal bunu kısacık kestirelim. Ben kısa saç sevmem. Hı. Dediğinde kadında. De aynı sebebi arıyor musun? Ararım hepsini de ararım. Bu çok sert geçişlerde ararım. Yani bir şey var hayırdır ne oluyor? Çünkü kadının esas saçı makyajı saçıdır. Saçıdır. Dolayısıyla saçın kötü olduğu zaman dünyanın en güzel kıyafetini giy, en güzel makyajını yap, mutsuz olursun. Ve ihale hep kuaföre kalır. Bu senin de bu uzun saçlı aslında belki de kararsızdı hali bir gün sürdü. Bir gün sonra o kaynaklı saçları çıkarttırdı tekrar yani ben eski kısa saçlara döndü. En iyi hali şu. Uzun saçlının yanındaki hali. Evet, kumral hali. Sen? Kumral hali. Biz de zaten o saçını sevdik. Hatta Buse'ye defalarca sorduk hani son zamanlarda biraz sıkıntılar yaşadılar. Kötüye mi gidiyor ki sen ikide bir bu kadar saçlarına yükleniyorsun? Yok 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 değişiklik istiyorum dedi ama... Alişan sürekli değişiklikten iyi ki döndü. Tabii. Yani... Köprüden önce yazık son çıkış. Yazık o saçlara. Yıpranıyor bir de. Evet yani olan saçları oluyor. Sonra eşiyle sevgilisiyle barışıyor. Peki bir ünlünün fotoğrafını gördüğün zaman Instagram'da hemen anlayabiliyor musun? Bunda bir işler var. Bu aşık olmuş, boşanıyor, yolunda ya da yolunda değil. Gözünden anlıyorum ya. Yani bakışından, ifadesinden. Kullandığı filtreden bile anlayabilirim. Ciddi mi? Peki ünlülerdeki... İntikam filtresi bilmem ne. Ünlülerdeki değişimle devam edelim. Devam etmiyoruz. Devam etmiyoruz. Ha, Alişan alıştık artık dedi. Ha. Buse'nin de Alişan'a bir cevabı var. Tamam, o da bize direkt mesaj attı. Garibim, beğenmedim diyememiş, kıyamam. Aslında bu mesajda evlilikleri üzerindeki kara bulutların dağıldığını da gösteriyor. Kıyamam noktasına gelmiş artık. Evet. Çünkü evet. Gergin vakitten günler geçirdiler. Artık birbirlerinin fotoğraflarını beğenmeye başladılar. Birbirleriyle ilgili pozitif açıklamalar da yapıyorlar. İşte Buse bu paylaşımı yaptı dün hatta. Alişan bir araba almış çocuklarına böyle elektrikli bir araba almış. Buse de arabada bak kısa saçlı şeyleri kaynakları çıkarmış fotoğrafını paylaştı. Belli, hiç gerek yoktu canım Alişan diye bir paylaşım yaptı. Buzlar erimiş güzel haber. Öyle mi? Ben haberim sevindik. Yok dünyadan. Buna sevindik. Fransızım ben. Evet. Saç baş yüzük derken. Boşanma iddiaları vardı onlarla ilgili. Yuva kurtuldu. Şimdi öyle sevgiliyken ne zaman evleneceksiniz? Evlenirler ne zaman çocuk? Çocuk olur ne zaman boşanıyorsunuz? Evet iddialar şimdi var. O süreçte de, çocuklar değişmiyor. Oldu şimdi boşanma sürecine sokuldu galiba insanlar. Evet o süreçten atladılar şimdi yeni çocuk var mı başka proje var yani, mı onlar başlayacak. Peki ünlülerdeki değişimlere devam ediyoruz. Şimdi bu değişimi değerlendir. Hazal Kaya. Hazal Kaya'nın yıllar önce adını Feriha Koydum dizisinden bu yana geldiği nokta gerçekten çok farklı. Bak sağdaki artık yepyeni fuşya ayakkabıları, dar pantolonu, dekoltesi ve kızıla boyalı saçlarıyla yeni bir Hazal Kaya var. Ve evet. Çok da zayıfladı. Bir dijital platformda dizisi var. Evet. Ve çok da güzel bir dizi. Ben Hazal'ı çok beğenirim bir kere kadın olarak en başta. Çok güzel bir kadın. Ben bu rengi çok yakıştırdım. Oyuncu bu tarz değişikliklere gitmek durumunda çok güzel görünüyor. Bu rengi... Gözümü alamıyorum ondan. Çok güzel bir kadın. Fakat bu renk olmuş mu? O biraz... Olmuş ya. Neden olmasın? Koyu renk. Yani tabii. Böyle yılları geçmesin. Zor bir renk ya. Evet, bu zor bir renk. Soğan kabuğu mu diyorlar? Bakır buna? Aslında bakır. Ana renk ama soğan kabuğu deniyor. Bir ama sürü bunun için bayağı bir 15 günde bir gitmek gerekiyor. Tabii yani yolda peki... yürürken güneş ışığı alır rengi. Saçını bir kenara koyalım. Şeyi nasıl buldun? Kıyafeti nasıl buldun? Tarzını nasıl buldun? Yani şimdi canım arkadaşım. Hadi. Beğenmedim ya. Şimdi o ceketin içindeki o büstiyer ne gerek var? Daha
burada bir pencere var, burada bir pencere var. Bir kapalı dekolte severim de alttaki pencereyi gereksiz buldum. Ayakkabıları gereksiz buldum. Ayakkabıları da bir numara büyük falan evet, diye yazdım. Evet, yani bir de hep aynı ayakkabı, aynı renk. Aynı renk, marka. Doğru. Evet, doğru. Stylist'i de benim yakın arkadaşımdır Rutkay'cığım. Rutkay. Ama ortadakini sevmedim. Bu güzel. Evet. Bu da ama bu fazla yani Hazal değil o. Evet, çok bambaşka. Zorlama biraz. Doğru, hep pembe ayakkabılar. Ve takipçiler sadece ayakkabılarının büyüklüğü küçüklüğü değil, sen Bihter değil Nihal Ziya gelsin diye Nihal de takılmaya başladılar. Aşkı Memnun'un yıldızları ne yaparlarsa yapsınlar. Bihter, Behlül, Firdevs ve Nihal'den kurtulamıyorlar. Ve Adnan Bey. Beren Saat'in de son halini bir getirelim ekrana birazdan. Ona geçmeden önce kimle devam edelim? Paramparça dizisiyle aslında tanıdığımız bir isim. Alina Boz da imaj değişikliğine gitti. O da uzun saçlarını kısa kestirdi. Takipçilerini ikiye böldü. Beğenenlerin yanı sıra eski haline çabuk dön diyenler de epey fazlaydı. Sen nasıl buldun? Şimdi bu mu yeni? Evet, o yeni hali. Kız ben o kadar güzel ki, evet, her hali Alina güzel. O kadar güzel ki su gibi, şiir gibi yani maşallah. Gibi. Allah sahibine başlasın. Sezen Aksu'nun gelini, evet, Mithatcan. Ben dediği gibi ne yapsa oluyor. Bir de bu boy küt saçı çok seviyorum. Daha özellikle modern duruyor. Evet, çok şık, çok rahat. Evet. Bir de küçük bir tokayla tutturursun, kırmızı halıya çıkarsın. Açık bırakır, gece kulübe gidersin. Çok yakıştırıyorum, güzel olmuş. Valla ben de seçemedim hangisi güzel. İkisinde de çok güzel duruyor. Uzun halini çok beğeniyorum. Güzel, sen uzun seviyorsun hayat. Evet. Saç kısalınca sanki yaş büyüyor biraz. Evet. Yani kemik yapısıyla, yüz yapısıyla ilgisi var. Mesela şeyde biraz önce Alişan'ın eşinin adı neydi? Buse'de. Buse'de mesela. Onda da yaş büyümüş. Onda da yaş büyümüş. Uzayınca mesela onda daha büyük görünüyordu. Evet. Kısa da daha genç, daha fresh duruyordu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada mesela uzun da daha yaşlı, daha olgun görünüyor. Kesinlikle doğru. Yabancı festivallerde kırmızı halıda rahatlıkla, tarzıyla yürüyebilecek bir kız Alina gerçekten. Evet. Peki evet. Gelelim Beren hazırmış. Beren'e geçelim. Saat, Beren Saat'te saçlarına gölge attırıp kakül kestirerek farklı bir tarzı denedi. Bak kakül pişmanlıktır diyor. Bak yine yana kaydırmaya çalışmış. Yani Beren de su gibi olanlardan. Çok, evet. Çok güzel ama eski haline geri dönmüş. Yeni bir şey yapmamış. İlk çıktığı zamanlarda böyleydi Beren. Hatırla kahkülü, sevgili zamanı. Kakülü vardı, balyajları evet, vardı. Doğru. Sonra çok doğal ve özensiz saçlara dönmüştü. Özensiz gibi görünen saçlar. Dağınık, bohem evet, biraz. Bohem. Yine eskisine dönmüş. Ben çok da dediğim gibi kahkülü böyle çok herkeste beğenmiyorum. Evet. Onda da beğenmedim yine de. Onda da beğenmedim. Yani bir bak, o bir yana kaydırma hissi var. O da bir ya, alışamamış böyle yani oynuyor. Yani yapacaksa onu tam düzgün kullanmak lazım. Şu hareket yapılıyorsa demek ki o kahkül olmamıştır. Ay biz bir kere kestirdik, ne sağa ne sola ne üste ne alta. Hala soruyorsun ama değil mi? Şuralardan artık böyle küçük i̇şte tokalarla tutuyordu. Anlatmadım mı sana daha, nereye sıkıştıracağını evet, şaşırır. Evet. Saçlarım 15 yılda buralara uzadı, kesildi. 15 yılda uzamadı o kaküller, hatırlıyorsun da. Google'da var öyle ama. Öyle bir şey olmaz. Peki kâkül, bir insanın yüzünde estetik olup olmadığını bakınca anlar mısın? Anlarım. Şimdi yani ekrana bir evet, fotoğraf karesi getireceğiz. Bir değişim karesi getireceğiz aslında. Yıllar önce Kavak Yelleri dizisiyle tanıdık onu. Yıllar içinde kilo verdi. Sadece fiziği değil, yüzü de değişti. Estetik iddialarına ise sadece botoks yaptırıyorum, yüzümde hiçbir şey yok diyor, yalanlıyor. Şu an 48 kilo eski ve kaş yeni var. Var. Evet. Hafif dudakta dolgu var. Bir de botoks var. Gerçekten çok fazla bir şey çene yok. Bir jawline var, çene var evet. Jawline, bir sivrileştirilmiş. Şurası çıkmış evet, sanki. Onun dışında yok bir şey. Bir insanla bazıları daha, yaş... daha ne olsun? Ama hani ne estetikler diyoruz hayatım tabii, yani. Ha, bu kaşı kalınlaşmış. Dudak bir, dolgusunu, çene, botoksu artık estetikten saymıyoruz. Ben şimdi değişim programı yapıyorum. Hı-hı. Alıyorum kadınlara, erkeklere inanılmaz değişimler diye. Evet. Dijital platforma. Tepeden tırnağa değiştiriyorum. O yüzden artık estetik ne varsa gözünün içine bakınca anlarım yani. Öyle dev bir estetiği yok gerçekten. Artık hani vurdulu kırdılı o kadar ameliyat oluyor ki insanlar. Ben dolguyu, botoksu estetikten saymıyorum. Onlar bazıları da hiç saymıyor zaten. Yani sayı hani şimdi mesela bana herkes diyor ki senin yüzünde bir sürü botoks var. Hani
Asla yok hiç. Sen de bak şu anda hiçbir şey, hiçbir şey değil yok. Mi? Evet, alında evet. Da yok. Hiç şey. Olsa zaten bunları yapamam. Yapamazsın, doğru. Seninle ilgili de hep değil mi bir dudak hep estetiği? Hep var, hep var. Hep bir dudak anamdan estetiği. Doğduğum gibiyim şükür. Anneciğim izliyordur. Teşekkürler. Dudakta, üst dudakta hep soruyoruz sana ama. Diş yaptırdım ben. Altı dişi şu öndeki. Dişlerim biraz küçüktü benim ve kısaydı. Yaptırınca o dudağım dışa döndü. Allah kahretmesin. Vay efendim. Bütün sorumlusu diş mi? Yaptırabilirim de. Evet diş. Kısa ve... Yok yaptırma. Sana hayır. İhtiyacım olursa yaptırırım da. Ama ihtiyacım yok. Ne yapayım? Kemal bu diş ne kadar önemli. Çok. Şimdi bak Linet'in dans videosunu izlerken evet ben dansına çok takıldım. Eşofmanına takıldım. Aynı zamanda acaba dişlerini mi yaptırmış diye bir takıldım yani, dansta. Çok da fark edilmez mesela sonra, diş. Kemal Tarkan'ın 5 yıl aradan sonra Geçecek isimli bir şarkı çıkardı biliyorsun. O da Geçecek. Dün de Geçecek için şeyden ilgiden o kadar memnun ki bir teşekkür videosu çekti, paylaştı. Onu da getirebilirsek ekrana aslında akışı da bozmuş olduk biraz belki ama bir izleyelim. Bir dişlere bir bakalım hep beraber. Merhabalar. Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geçecek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana yolladığınız o güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Kemal evet. Söyle. Konuşması mı değişmiş? Konuşması değil. Aynı evet, şeyi evet. Söyleyeyim. Yani dişlerini yeni evet. Yaptırmış ve biraz büyük olmuş. Evet. Yani... Sakın dişçisi bize kızmasın. Kaç zamandır çünkü Tarkan biz burada eleştiriyoruz o dişçiye koşuyor. Evet. Nişantaşı'nda girerken çıkarken de görüntüleniyor. Yani... Geçecek Tarkan, bunlar da geçecek inşallah. Yani yapmasaydı daha iyiydi. Tarkan'ın bir önceki dişleri gayet bak, iyiydi. Bak burada da ama bak daha uzundu. Yine burada gitti Nişantaşı'na yine gitti, yine kestirdi. Ya geçici de olabilir. Kişinin kendini izlemesi, sürekli izlemesi çok tehlikeli. Ha öyle mi? Yani ben mesela televizyon programlarımı kendimi izlemem. Eski hali, eski ilk hali. Eski orijinal hali. Evet, evet. İlk. Şu ortadaki şey. Şunlar iyi işte bak şu en güzeli şu sağdaki. En iyisi ortadaki sanki. Ortadaki. Kemal bak bir şey söyledin. Sürekli kendini izlemek kötü bir tehlikelidir. Şey. Tehlikelidir. Yani hata bir kusur ararsın bulursun da. Ben kendi programımı izlemiyordum. İzlemem de mesela hala. Çünkü illaki bir şey bulurum. O dişleri de öyle buldum mesela ya, zamanında yaptırdım. Bir şey lazım. Ya. Böyle gülümsediğim zaman dişlerim gözükmüyordu. Taktım kafaya gittim yaptırdım. O günden sonra dedim ki izleme Kemal yavaş. Kendilerini çok izliyorlarsa illa bir şey buluyorlardır. Peki Tarkan'ın sakal ve saçlarındaki koyu gittikçe koyulaşan kuzguni siyaha dönen tona ne diyorsun? Ben bir reçete vereyim Tarkan'a. Evet, ver bir reçete. Vereyim bir reçete. Bu siyah geçsin Tarkan'cığım, geçecek. Bir patlıcan moruna mu dönmüş? Ne diyorlar o renge? Yok, mavi siyah. Mavi siyah değil bu. Bildiğin optik siyah yani. Tam siyah yapılmış, gerek yok. Çok sert. Evet. Sakallar da sanki. Evet, biraz aynı kırılması tonda. Lazım. Yani çok seviyorum Tarkan, o ayrı hepimiz da yani seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Eşi Pınar'ın saç rengi de böyle kuzguni siyah. Siyah döndüren. Seviyor demek ki. Evet, karı koca birlikte rengi döndürdüler. Peki, şimdi programımızla yıllar sonra ortaya çıkan tutkulu bir aşkın hikayesine dönüyoruz. Arda Kural hatırlıyorsanız programımızın konuğuydu ve biz Arda'ya 1998'de tutkulu bir aşk yaşadığı Yıldız Asyalı'yı sorduğumuzda olay bir anda bambaşka bir yere gitti ve Arda dedi ki Yıldız'la bir araya gelmekten korkuyorum, o tutkudan bizi yoran o aşkın yeniden başlamasından korkuyorum dedi. Yıldız da Arda'yı unutamadığını görürse dizlerinin titreyeceğinden bahsetti ve derken buluştular sevgili izleyiciler. İşte taze görüntü. Bir şekilde iletişim kurduk. Nasılsın falan dedi. Ben de iyiyim dedim. Yani ben onun hakkında bir konuşma yapmıştım. O da ona da soru sormuşlar. O da benim hakkımda bir konuşma yaptı. Bugün böyle birbirimizle konuşmak zorunda kaldık. Nasılsın falan, iyiyim işte, program yapıyoruz. Şuradayız falan. İstiyorsan gel bir görüşelim falan dedi. Ben de tamam gelirim dedim. Öyle geldik, gördük, dinledik. Güzeldi. Keyifliydi öyle. Beklenmedik ve böyle çok hızlı sürpriz bir gelişme oldu açıkçası benim için. Kaç sene olmuştu? Onu da öğrenme şansımız vardı. Kaç sene biteli mi? İlişki biteli. İlişki biteli 20 sene 2000 yılın
Yani 2003'te falan 2000 bitmiş. 2000 yılının başlarında. Tabii tabii. Yani çok uzun süreli bir şey zaten de yani ne bileyim bir şey söyleyemiyorum ya. Öyle eski bir mesele. Öyle görmeye geldik. Sokakta falan böyle görüşüyorduk. Yani şey karşılaşıyorduk Cihangir tarafında. Ama böyle hiç oturmamıştık. Arkadaşlarla bile. Ne diyeyim? Tekrardan görünce neler hissettiniz? Güzel şeyler hissettim. Ben ne bileyim Yıldız'ı görmek her zaman bana iyi gelir. Çünkü çok güzel bir insan. Ben ona öyle hayran hayran bakarım. O da hep beni düşünür. Beni düşünerek güzel şeyler söyler falan. Yıldız'la iyiyizdir. Onu görmek iyi geldi yani. Heyecanlandım. Bir de şimdi böyle hani sahne psikolojisi vardır ya. Böyle daha bir hani evet. Ay nasıl şey olsun falan. Aa Arda burada oldum tabii. Ne bileyim gerçekten beklenmedik ve sürpriz ve hızlı bir gelişme oldu. Tekrardan bir ilişki olur mu? İlişki falan yok. Yani öyle düşünmüyorum ben. Yani biz arkadaşız zaten görüşüyoruz. Evet. Yani görüşürüz. İlişki falan bilmiyorum ki. Biz, yani buna söylenecek bir cevap yok. Buna verilecek bir cevap yok. İlişki adına düşünmedim. Ben sadece Yıldız'ı görmeye geldim. Onu dinledik. Yıldız'la bir arada zaman geçirdik. Öyle oldu yani bir şeyler bizi yan yana getirdi. Görüşmek zorunda kaldık gibi de oldu. Acaba bundan sonra görüşsek mi falan dedi. Geçtiğimiz günlerde de bir programda yan yana gelmekten korkuyorum demiştiniz. Temiz değişti mi peki? Yok değişmedi. Hala korkmaya korkarım ben ya. Yıldız'la yan yana gelmekten İlk korkuyorum. İlk gördüğünüzdeki heyecanınız nasıl oldu onu sormak İlk gördüğünüzdeki heyecanım, heyecanlandım tabii ki. Ben öyle tribe falan giriyorum Yıldız'ı gördüğüm zaman. Tribe falan giriyorum. Öyle ne bileyim. Güzel duygular tabii ki. Belki korkusunu yendi şu anda. Bilemem tabii ki tabii ki. Yani her zaman arkasındayım. Evlilik tabii ki çok önemli bir kurum. Çok olgun bir düşünce yapısına ulaşmak gerekiyor ki o olgunluk her şeyi taşıyan, sorumluluk sahibi, yerine göre davranan, yerine göre hareket eden, her şeyi olduran, tamamlayan, kazandıran bir şey olmalı evlilik. Ama ben gönül ilişkisinin gönül bağını hissedilen duyguların özgürce yaşanmasından yanayım. Yani çılgınlıksa çılgınlık, aşksa aşk, öfkeyse öfke, kıskançlıksa kıskançlık, kibirse kibir. Yani karşılıklı o duyguların çalışmasından çok haz duyarım. Evlilikte böyle şeyler yaşanabilir ama evliliğin kurallayıcılığı var. Yani kurumsallığın bir bağlayıcılığı var. Belli kanunları var. O kanunlara uymak zorundasın. O yüzden evlilikten yana değilim. Ben hissettiğin gibi yaşamaktan yanayım. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ben bitirdim bu konuları pek demedim. Ama o dedi. Yani öncelik ondadır. Onun istemesi lazım. Kolunuzdaki dövmeyi yıllar önce onun için yaptırdığınız söyleniyor. Evet şimdi arkadaşlar ben hem o dövmeyi yaptırdım. Şimdi ben Arda'ya hep güneşim derdim. Sonra böyle bu işte ayrılıklar, bu sıkıntılı dönemler, hem Arda'nın işte iyi olmadığı dönemlerde, o dönemde hani dövme yapmak şeydir böyle bir andır hani evet. Bir anda ben gidiyorum dedim, yaptırdım. Sarp Leventoğlu'yla yıldızımız barışmadı. Ben Sarp Leventoğlu'nu sevmem. Mustafa Altok'ları da sevmem. O yapımcı, o da yeğeni. Elinize bir fırsat geçmiş olsa, ucunuzu alır mısınız? Öcümü alırım, evet. Peki, alırım. Bu akşam Yıldız Hanım'la görüşme, aşkın tekrardan alevlendiğini işaret eder mi? Yok, öyle diyemem. Ben sadece görmeye geldim, o kadar. Sizi seviyorum, hoşçakalın. Sizi seviyorum, hoşçakalın. Ne kadar masummuş. Ya böyle Titanic gibi. Evet, 1998 yılında. Titanic. Titanic. Tutkulu bir aşk yaşıyorlar. 24 yıl sonra yeniden bir araya geliyorlar. Arda, Yıldız'ın sahne aldığı mekana gidiyor.
Orada şey çok güzel, Yıldız'ın özellikle seçtiği şarkı. Kimler geldi, kimler geçti. Bir de onun masasına böyle bakarak söylüyor o şarkıyı. Ve gerçekten Arda da söylediği gibi böyle utanıyor, sıkılıyor, triplere giriyor. Elektrik bitmemiş. Kaldığı yerden devam edecek o zaman. Yarım kalmış bir aşk hikayesi aslında. Onlara bizden Kayağan'dan siyah beyaz bir aşk hikayesi, öyleydi değil mi şarkında? Siyah beyaz olmasın ne çektiler be, biraz renklensin artık aşk hayatları. Ne olsun onlara ne gitsin, sen söylemiştin bir tane güzel bir şarkı. Söyle aradığın aşk. Aradığına geldi. Evet. Geldi. Dün de bu konuyu masaya yatırdık, konuştuk. Bazı aşklar birbirlerini çok hırpalamamak adına yarıda mı kalsın, uzaktan mı sevsinler, yoksa yeniden bu anları kaçırmayıp... Seni belirsin. Uzaktan sevmek sevmelerin en güzeli diye bir laf var ya, bazı insanların enerjisi yorucudur. Evet. Ve ilişkilerinde, her ilişki için geçerli değil elbette ama dinamikleri farklı her ilişkinin. Huzursuzluk seviyorlar, gerginlik. Evet. Öyle olacaksa lütfen uzak dursunlar. Arıza ilişkiler değil mi? Evet. Evet. Yani hep sıkıntılar oluyor. Ve huzursuz. Ve ama tutku. Evet, ve Arda tekrar kariyerine dönmeye hazırlandığı bu günlerde yeniden yorucu bir ilişkiye girerse ne olur? Yani zaten hassas bir çocuk Arda. Evet. Ama Yıldız da çok hassas bir kız. O da sanatçı yani sonuçta. Evet, kesinlikle. Ve hani ikisini de ayrı ayrı geçmişten zaten Arda'yı beğeniyorduk ama Yıldız devam etti. Evet. Bir şekilde hayatına. Arda'nınki evet. Bambaşka yerlere evet. Gitti. Kavuşsunlar artık be. Evet ama Yıldız ne diyor? Evlilik onun istemesi gerekir. Onun istemesi tabii. Lazım diyor. Yani Arda'dan bir hareket geldiği takdirde yeniden kendine yeni geldi. Toparlar gelir yüzükle, merak etme. Sosyal medyada ünlülerin de arada aralarında olduğu bayağı bir grup. Herkes içini cız ettirdi bu aşk hikayesi. Yeniden bir araya gelsinler, yeniden bir araya. Hep böyle yarım kalan aşklar çünkü evet. Şey yapar ya, hikayesi boldur ya. Ama çok güzeller be bir yan yana. Yanlarında başkaları olsa da birbirlerinden hiç o elektrik gitmiyor. Yıldız'a zamanında anneannesi demiş ay, ki evet. Evlendirin bu çocukları yoksa çok acı çekecekler ileride demiş. Bak bazen de anneanneler, babaanneler, anne ve babalar. Bazen değil, hep haklılar bir şekilde o an uyanamıyoruz mevzuya. Evet. Derler ya anneler hep haklıdır. Gerçekten anneler hep haklı. Evet. Bir tek kulak kabartmak, biraz dikkatli dinlemek lazım. Kesinlikle. Bak anneanne de haklı. Bir yaştan sonra önemine varıyorsun. Evet. Evet. Şimdi seni güzel bir haber turuna çıkaralım. Hadi çıkalım. Sen takip edemediğin, atladığın haberler de vardır. Haberlerde 3-5 tur atalım. Bu turumuz çok renkli, çok hareketli, çok eğlenceli efendim. İzleyelim. Berdan Mardini ve Şafak Sezer'in Hadımköy'den komşu olduklarını biliyor muydunuz? İkili Hadımköy'de kocaman villalarda oturuyor. Ancak ikisi de büyük evlerden şikayetçi. Evet Şafak Bey, hoş geldiniz. Yani ailesel bir şeyimiz varsa, böyle mücadelemiz, hani bir yerde yaşayalım gibisinden. Aslında küçük ev çok mantıklı. Büyük evler çok kullanışlı değil yani. Büyük ev büyük dert abi. Büyük dert. Küçük ev derdin yok. Her ay boşa fuzuliye attım. Sen büyüğü sat gel. Kaç aynen. Küçük al buradan. Küçük alır teras. Berdan Mardini Şafak Sezer'den biraz komşu olarak şikayetçi. Çünkü Şafak Sezer Berdan Mardini'yi sürekli mangala çağırıyormuş. Berdan Mardini çok kilo aldım diyor. Çok iyi bir komşu. Çok iyi bir komşu. Allah razı olsun gerçekten. Keke et yaptım gel. Keke mangal yaptım gel. Bizi dinleyen olursa şimdiden söyleyeyim, mesajlara koydum. Keke ev yaptım gel. Murat Dalkılıç'la evlilikleri sadece 3 yıl süren ve sonrasında aşkı aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Aralarında çıkan aşk söylentilerini yalanlayan Merve Boluğur ve Emre Kaya ile ilgili bir bilgi hayranlarını şaşırttı. Emre Kaya'nın 2015 yılında evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur'un düğününe katıldığı ortaya çıktı. Sen sevgili Merve Boluğur'u iyi günde, kötü günde bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet! Gece gezmesine çıkan iki kankarın yanındayız. Çalışıyorum. Bugün tek boş günüm. Öyle hemen buluşalım dedik. Bayağıdır görüşemiyorduk. Bir yemek yiyelim dedik. Göremiyoruz sizleri. Evet ben de sizi göremedim. Şaşırdım hatta. Siz de beni tanımadınız galiba. Biz ilk başta tanıyamadık. İşte biz düzen dışı kaldık artık. Sarp Apak ve Engin Öztürk erkek erkeğe yemeğe çıktı. Engin Öztürk'ün yeşil montunda gözümüz kaldı. Yeşil montunuz da bu arada. Beğendin mi? Dikkat çekici evet. Eyvallah.
Gerçekten gözlerinizin ortaya çıkmış. Siz ne diyorsunuz? Çok sağ olun, çok teşekkür. Ben beğeniyorum montunu, çok beğeniyorum kendisini gerçekten. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Zerrin Tekindor, önceki gün Levent objektiflere yansıdı. Makyajsız ve pijamalı haliyle görüntü vermek istemeyen Zerrin Tekindor, ardından hızlıca ofise girdi. Uras Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya'nın doğum gününe katıldı. Sağ ol abi, teşekkür. Güzel geçiyor abi, çalışıyoruz, yoğun. Nilperi Hanım da doğum günü. Evet, onu kutlamaya geldi. Nasıl geçti kutlama? Güzel geçti ya, arkadaşlar arasında. Siz neler yapıyorsunuz bunun dışında? Her zaman göremiyorum. Abi hep çalışıyoruz ya. Uras Kaygılaroğlu'nun saçları yine gündemde. Saçlarınız sosyal medyada gündemde. Seninki de çok. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Türkiye Altın Yaşam Ödül Töreni'nde Şef Somer Sivrioğlu yılın en iyi şefi ödülünü kazandı. Ne var? Ben normalde pek öyle yemek sevmiyorum. Senin için. Ben korkuyorum. Dedim ki Fatih herhalde şarkı söktü. Bana da yemek yaptıracaklar. Yemek tattıracağınızı tahmin etmemiştim. Suani'nin en çok tercih edilen ürünüdür. Ve Mete Bey'in özel tarifidir. Şimdi tabii cheesecake biraz huzursuz burada. Bu kadar kalabalığa alışık değil. Saldı kendine. Ama yine şefim yorumlasın. Mete, sen bu işte ciddi misin? Yani. Öyle, hazır mısın? Öyle sanıyorum. Bu işi yapmak istiyor musun? Şefim, şöyle söyleyeyim. Bize yollardan geçtik. Sıkıntı yok. Bu ödül ben sadece bu programın bir temsilcisiyim aslında. Sadece Mehmet Yalçın Kaybetler'in özenle değil. 100 kişiden fazla ne kadar çok çalıştığımızı zaten ekipte de saatlerce çalıştığımızı günlerce çalıştığımızı zaten programı seyredenler ve programın içinde olanlar da çok iyi biliyorlar. Çok severek yapıyoruz. Bunun da ödülünü alıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Aynı törende doğum günü kızı Nilperi Şahinkaya kendini tavşana benzetti. Bu doğum günü kızı konsepti. Aynen öyle, evet, böyle tüylü tüylü. Geldim buraya pembe tavşan gibi. Çok böyle geziyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hep böyle biraz renkli giyinmeyi seviyorum. Böyle kıyafetler seçmeyi giydim. Evet. Cem Yılmaz'ın yeni filminden de tiyolar verdi Nilperi Şahinkaya. Çok şu, ya çok başka nasıl, bir kadın. Nasıl çok bir proje geliyor? Çok şu, ya inanılmaz bir proje geliyor. Dün gittik işte, biraz izledim ben, bir bölüm izleyebildim. Ya bayıldım yani, bu öyle bir proje bence gerçekten hayatta bir kere denk gelir ve çok şanslıyım. O kadroda ve o projede olduğum için çok şanslıyım. Dün bir daha onu düşündüm. Çok güzel bir iş geliyor gerçekten. Ve çok başka bir kadını canlandırıyorum. Yani bugüne kadar gördüğünüz böyle böyle hareketli, deli dolu kadınlardan çok daha fazla, çok daha farklı ritimde değil. Şu sakin bir kadın diyebilirim öyle. Fatih Yürek magazin dünyasına meydan okudu. Zirvede ben varım dedi. Nasıl gidiyor peki sahneler? Valla benim sahnelerim çok iyi maşallah. Vakit bulamıyorum ben. O yüzden zaten hep aldığım ödüllerde sahnelerde en başarılı, en zirvede olan bir ödül alıyorum ben. Ben zaten sahneyi müzik adına aldığım bir ödül gibi sayıyorum ama ya televizyon için aldım ya da böyle şeyler için ödül aldım. Ama hepsini çok iyi başarılı yaptığımı düşünüyorum. Hüseyin Avni Danyal en büyük tedirginliğini itiraf etti. Galiba bir onur ödülü verecekler. Onun için buradayız. Bu süreçlerde, Covid süreçlerinde biraz böyle kalabalıklara girince tedirgin oluyoruz ama hayatta devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Eşi Berkay'ı Ankara'ya konsere gönderen Özlem Ada Şahin jet hızıyla hazırlanmış törene. Bayağı büyük sık giymişsiniz. Çok teşekkür ederim. Neden hakkında bu kadar giymişsiniz demek? Gerçekten kızımı, yani abartmıyorum. İki kızımı da jimnastiğe götürdüm. Saat 7'ydi. Eve geldim ve yani 45 dakikada hazırlandım ve çıktım yani. Öyle oluyor. Kolay değil. Heyecanlı mı geldi? Evet, biraz heyecanlıyım aynı. Perin Akil ise ikizlere baba bakıyor manşetine biraz kızgındı. Sitem etti muhabirlere. Bir de manşet yazılmış çocuklar babayla uyuyor diye. Yani ne yaptınız ya gerçekten? Ayrımcılık yaptı. Evet yani, olmadı şimdi. Bunu isteyerek yapmamıştınız değil mi? Tabii canım. İsteyerek yapar mısınız yani? Haberi yapan arkadaş bir de kendisi. Tabii yok. İkiniz de orada yoktunuz hatta. İkiniz de vardı. Dalga geçiyor.
Yeşilçam'ın efsanelerinden Göksel Ersoy'un oğlu Gökhan Ersoy oyunculuğu bıraktığını, otosanayide çalışıyorum. Orada arkadaşlarla araba topluyoruz. Eski Amerikan arabaları uzmanlık alanım. Kendi adıma oyunculuktan daha keyifli bir iş yapıyorum sözleriyle duyurdu. Tolga Savacı da yıllar önce oyunculuğu bırakıp Amerika'da otomobil modifiye işine girmişti. Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya İtalya'da bir restorana girerken yere kapaklandı. Pakistan'da ünlü bir giyim markasıyla 2 milyon liralık reklam anlaşmasını imza atan, Diriliş Ertuğrul'da rol alan Gülsim Ali, Pakistan'da bir dergi kapağına poz verdi. Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla gönüllere tat kuran arabeskin taçsız kraliçelerinden Tüdanya bir süredir kanserle mücadele ediyor. Maddi zorluklarda yaşayan usta sanatçının yardımına koşan Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, Tüdanya'nın bir eve ihtiyacı var açıklamasını yaptı. Aydan Taş'a 40. yaş gününde yakın arkadaşı Büşra Pekin sürpriz bir parti hazırlamış. Aydan'ımız Tam'la çıktım Aydan şu an. Evet. Yaş kurulmaz ama kaç? 29 mu oldunuz? Bunu, yaş yok. Bunu söylemekten asla çekinmiyorum çünkü hissettiğim yaştayım diyorum ama 40 yaşına girdim. Evet. Bunu söylüyorum. Girdim Mert. Girdim. Buna inanamıyorsun çok ama. Çok güzel ya. Boşver. Girdim. Vallahi girdim yani. 30 bine gösterdim. Evet. Çok teşekkür ederim. Mert Fırat ve Edil Fırat da gecelerde Büşra Pekin Dilberay filmi için aldığı kiloları vermeye başlamış. 7-8 kilo falan aşağı yukarı öyle bir şey aldık. Çoğunu verdim. Zor oldu mu sizin için peki? Hani rol için her şey mübah. yemek hiç zor olmuyor biliyor musunuz? Herkes benimle empati kuracaktır. Hiç zor olmadı. Adana'da hele hiç zor olmadı. Aydan Taş'ın doğum gününe katılan Mert İdil Fırat çifti çocukları Mia'yı uyutup gelmiş partiye. Mia'yı erken uyutabildiğimiz günlerde. Mia'yı da soracaktım. Mia galiba evde. Evet. Mia da arkadaşlarıyla dışarı çıktı bugün. İnşallah böyle diyebiliriz. Fırsat bulduk da galiba çıkabiliriz Mia'dan. Evet, öyle diyelim. Evet. Artık bayağı. 15 aylık oldu. Şimdi işte anneleri, anneanneyi, babaanneyi falan emanet edip böyle arada birkaç emak yapıyoruz arkadaşlarımızın doğum günlerini. Rap dünyasının sevilen iki ismi Norm Ender ve Faruk Sabancı popçularla asla düet yapmayız dedi. Rap popüler oldu. Çünkü bak cevabın ne güzel. Son evet. Zamanlarda rap popüler olduğu için. Yani gönül isterdi ki sanat ortaklığı olsun bu. Ama ne yazık ki işte popüler olan müziklerden nemalanmak üzerine kurulu olduğu için rapçiler de biraz soğuk bakıyor bu olaya. Ebru Şahin de İstanbul gecelerindeydi. Muhabirler röportaj istedi ancak bindiği özel minibüs aniden hareket edince bir meslektaşımızın mikrofonu kapıya sıkıştı. İyi akşamlar, nasılsınız? Çok size konuşalım benimle. Ebru Hanım, kapa abi. Şey, kolu sıkıştı. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok size konuşalım mı? Kusura bakmayın lütfen, kolay gelsin. Mikrofon kaldı. Mikrofon sıkıştı. Arkadaşlar. Kemal o kadar netsin ki şimdi insanlar genelde buraya gelen şarkıcı ise eğer şarkı istiyor. Oyuncu ise şu oyuncuyu da değerlendirmesini ister misiniz diye soruyorlar. Sana ne yazıyorlar? Şu ünlünün de yüzünü bir getirin de işte neresinde ne var hemen Kemal değerlendirsin. Estetik şeysi mesela, oldu. Evet, Demet Özdemir'e yazmışlar mesela. Demet Özdemir'in yüzünü değerlendirmeni istiyorlar. Demet diyor ki 9 yıldır dizi yapıyorum. Hangi ara yüzümle gözümle oynayıp da ameliyat yaptım? Bu ara. Tamamen doğalım, yüzümde botoks dahi yok diyor. Yani bir severim Demetçim, arkadaşımdır ama dudağında var. Bir çenede bir inceltme var. Bakın yani göz var, izan evet. Var. Tabii çene. Şuralar daha ince ve çene çıkmış ortaya. Evet, bir jawline yapılmış, çene attı. Dudak var. O kadar. Yani çene yaş aldıkça sevgili Demet'in dediği gibi böyle sivrilen bir şey değil. Çene tam tersine yaş aldıkça sivri çenen daha yuvarlak hale geliyor. Evet yani yaş aldıkça büyüyen burnumuz var. Evet. Kulağımız var o kadar. Ve şu çene attı kayboluyor bir süre sonra. Yanak evet. Geliyor çünkü yani oraya. Yani çünkü sarkıyor. Yer çekimi evet. Diye bir şey var. Karşı koyulamıyor maalesef. Hiçbir çeneyi ileriki yaşlarda sivri halde görmedim yani. Sana bir sır vereceğimdi galiba dizisinin adı. O dizideki halinde yüzü çok daha yuvarlaktı. İlerleyen yani, yıllarda yaşım, yüzüm oturdu artık benim. Doğru, onun da etkisi bu var. Ne güzel oturuyor bu yüzler böyle. Evet. Güzel alıyorlar kucaklarına, gel bebeğim gerçekten oturtuyorlar. Ya da o ünlüler dünyasına has bir oturtma mı var acaba? Yani şöyle bir şey var. Oturmuyor. Nasıl oturtuyorsunuz? Yani çok küçük yaşta giriyorlar tabii sektöre. 12 Neslihan evet. Böyle 12-13 yaşında başlamışlar. Evet. Ergenlikte insanlar değişiyor arkadaşlar. Yani korkunç bir insandım ben ergenken.
Bizim ailede öyle bir şey var. Ergenken çirkinleşiyoruz biz. Ama çocukken şey çok güzeliz. Kemal. Ergenken çirkiniz. Büyüyünce tekrar normale dönüyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Yengene laf yok. Evet. Yok. Doğal. Neden? Doğal. Su gibidir o da. Bakıyorsun hiç. Onun yaprak dökümündeki haline. Hali neyse. Şimdiki haline bak. Gerçekten hiçbir şey yok. Bir ara gözaltı dolgusu yaptırdı yok. Diye bir haberler çıkmıştı. Yaş almak onunkidir mesela. Hiç dokunmadan, hiçbir şey yapmadan. Bütün doğal güzelliğiyle. Hatta gözaltı torbaları vardır. Evet, gözaltı torbaları var. Onları aldı yani, haber. Doktorlar aldım, arıyorlar şey mı? Yapmadım. Gelin aldıra yapalım. Yani neler geliyor da çok memnun halinden çok da güzel zaten. Hiç ne gerek kapatma var? Kapatma ihtiyacını duymuyor. Yok, evet. Yani o oyuncu zaten mesela o ağlamalı sahnelerinde makyaj bile yapmaz. Doğaldır. Sevmez öyle şeyleri. Evet. Yani onu diyordum. Oturuyor yüz bir şekilde. Ergenlikte değişiliyor. Yani bizim kızı geçelim. Senin kız hiç değişmedi yani. Bizim kız aynı gerçekten ama aynı. Demet mesela biraz ergenliğin etkisi var ama ufak tefek müdahaleler de var şimdi. Evet. Peki ailen, kardeşim ve yengen senden fikir alırlar mı? Çünkü alırlar. Sen benim ailemin bir bireyi olsa ben ikide bir seni ararım. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Alırlar. Ne diyorlar örneğin? Yani işte benim mesela damak tadıma çok güvenirler. Onunla ilgili fikir alırlar. Kılık kıyafetle ilgili Neslihan alır. Saçla makyajla ilgili. Çünkü vaktim olmuyor. Eskiden ilgileniyordum. Evet. Hani özel bir ödül törenine falan giderken yapıyordum ben. Saçını, makyajını, kılığını, kıyafetini. Şimdi olmadığım için, o yetişemediğim için. Peki yengeye karşı da acımasız yorumlar yapar mısın? Şöyle ki Dubai'de bir ödül törenine katıldı. Sarı bir elbiseyle katıldı. Böyle saçlar falan da bir taç falan takmıştı. Hiç arayıp çok güzel olmuşsun ya da ya şunu yapmasaydın daha iyi olurdu. Yani zaten beraber karar veriyoruz ama bir önceki Dubai'de son gittiğinde değil de bir öncekinde onun da saçını beğenmediğimi söylemiştim. Hangisinde? Bunda nasıl? Bu güzel. Burada çok iyi. Burada muhteşem. İnanılmaz. Heykel gibi. Evet evet. Ama bir önceki var. Orada saçını beğenmemiştim. Söylerim. Herkese, anneme bile söylüyorum. Yani peki, bir şeyi beğenmiyorsam söylerim. Peki herkese her şeyi söylerken geçenlerde bir yerde sahneye çıktın. Daha doğrusu sahnede başkası vardı. Siz de sahneye çıktın. Sonra kardeşin Kadir'i sahneye çağırdın. Sen gayet iyiydin. Kadir biraz detone oldu. Normal, orada izleyelim o görüntüleri de. İzleyelim. İzleyelim. Var, albümlerde konuk olmuşluğu var. Kadir şarkı söyleyebilir. Şan eğitimi almış. Adam orada duymuyor. Monitör yok, bir şey yok kulağında. Bir de eğleniyorduk. Biz de orada çekim yapıldığından haberimiz yoktu. Olsaydı bu sonuç çıkmazdı. Yani Kadir'in proje albümlerinde şarkı söylemişliği var. Orada çıkmış kendi kendimize eğleniyoruz. Peki son dinledikten sonra aranızda dalga konusu oldu mu? Yani dediğim gibi haberimiz yoktu ve orada zaten dikkat ettiyseniz herkes bir şekilde avaz avaz söylüyor yani. Siz bu bandı dinledikten sonra sosyal medyada ne dediniz birbirinize? Abi patladık. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa mı? Hiç takip etmem ki olayları. Kendim sen de daha. Sen bayağı böyle sosyal medyayı da takip ediyorsun. Yani koyarım fotoğrafı çıkarım. Hiç bakmam, yorum okumam. Ya çok insanın canını sıkabilir. Hiç ikinci sayfa official'a gelip de dur bir bakayım ne yapmışlar, altına ne yorum yapmışlar falan bakmaz mısın? Ben bak hiç bakmam. Size bakıyorum. Çünkü sabah erken kalkıyorum. Tanıdık sevdiğim simalar görmek iyi geliyor sabahları. Diğerlerine pek tahammülüm yok çünkü. O yüzden izlemiyorum kendimi ya. Onu yani dediğim gibi sosyal medyayla aram yok. Televizyonda çıktığım zaman izlemiyorum veya işte kendi programı izlemiyorum. Kardeşimin, gelinimin dizilerini izlemiyorum. Sevmiyorum. İlginç, evet. Peki haberlerimizle devam edelim. Sevgili izleyiciler, Safiye Soyman. Her hareketi böyle Safiye Soyman'ın kızmaz gücenmez fıkra gibi geliyor. Artık gülüyoruz. Ankara'da at çiftliğini ziyaret etti ve atın kulağına şöyle söyledi. Annem birazdan senin üstüne bineceğim. Ay diye bir kaçtım, ağzını açıverdi.
koca dişleriyle beni öpecekti. Magazin dünyasının en sempatik isimlerinden Safiye Soyman'ın başına ne geldiyse doğa sevgisi yüzünden geldi. Yıllar evvel hatırlarsanız jet ski'den inmeye çalışırken az daha bir karış suda boğuluyordu. Bu kez de at binmeye merak sardı ünlü şarkıcı. Önce bineceği atı seçti Safiye Soyman ama haraya girer girmez bir korku sardı ünlü şarkıcıyı. Atlarla arayı iyi tutmak için sohbete başladı. Oy benim güzelim, güzelim. Ben bir kere yap dedim de nasıl ay diye bir kaçtım, ağzını açıverdi. Koca dişleriyle beni öpecekti neredeyse. Ay benim güzelim, hadi ben sana bineceğim şimdi. Uslu bu değil mi? Çok. En uslusu bu galiba değil mi? Tamamdır. Küçük bir çocuğu anlatır gibi anlattı her şeyi Küheylan'a. Senin üstüne bineceğim. Tabii anneciğim benim, ay. Bu çok uslu ya. Bu çok, çok, çok. Hadi gidelim. Atımı aldım. Atımı aldım, gidiyorum. Gidiyorum. Şimdi binmeye gidiyorum. Bak arkadaşları da bakıyor. Bakıyorlar, bakıyorlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ay çok alıştım ya ya. Ne oluyorsun? Niye ayağı ne var anneciğim? Evet. İşte bu kadar. Ayağında topuklu ayakkabıları, üzerinde kürklü mantosuyla kuruldu eğere. Ama korku dağları sarmıştı bir kere. Dur, aman düşerim. Ne yapıyorsun? Valla sen benim yanımda dur. Bunu ayağımı takmadım. Bağıttan düşmez. Ah, inşallah. Git yavaş. Yavaş git yavaş. Korktum. Yavaş korktum. Ay korktum. Ay ne oldu, çok hızlı gitti. Çok hızlı gitti. Aa ben daha yeni öneriyorum. Safiye Soyman'ın ata binmesiyle inmesi bir oldu. Korkudan ayağına kramp girdi. İndir yavaş yavaş bu tarafa. Nereye bakıyorum? Çekimi bırak yani. Nerede bu? Ay bu ne? Yani göremiyorum. Tamam. Görüyoruz ayağını bastık. Ayağını göremem ki ben. Ayak koyayım. Hani nerede ayak? Ay bismillah. Şimdi Kemal güzel bir şey söyledi. Burada haber at mı, Safiye Soyman mı dedi. Safiye için sıradan bir gün. Aynen öyle. Safiye. Atın durumu biraz. Safiye Soyman'ın... Evet sanki hani at daha haber mevzusu gibi geldi. Atla sınavı da diyebiliriz aslında. Ay ne tatlılar ne şekerler falan diyor ama iki atla böyle arada kalınca da ne yapacağını bilemiyor ya, korkuyor. Safiye'nin her hali olay, her hali komik, çok... Doğal komik olduğu için ne yapsa eğleniyoruz, gülüyoruz yani. Evet, evet. Sen de, senin de doğal tarafın var. Doğal her yani her halim doğal. Bazıları halim. Böyle genelde maskeler takar. Ha. Kendini filtreler ama senin hiç öyle bir yanın yok. Yani şimdi programda da bunu görüyoruz. Bir arkadaşın ayrılacağı zaman gözyaşlarını tutamadığın zamanlar oluyor. Banu Noyan. Nereye bağlayacaksın? Banu Noyan. Yarışma programından evet. Ayrılıyor. Sen gözyaşlarını tutamadın ama o görüntülerde caps oldu herhalde değil mi? Yani ne yapsak caps oluyor, ne yapayım? Aynen öyle, malzeme veriyorsun sosyal yani medyada. Yapacak bir şey İzleyelim yok. O görüntüleri. Sağ olun var olun. Ayrılıyor musun Banu'na? Hayır ya. Gerçekten. Gülşah da bakıyor ortamda, herkes ağlıyor. Ben de ağlayayım diye. Ya, gerçekten mi diyor, olaylardan haberi yok. Eskiden çok kasıyordum kendimi, şimdi saldım çayırı artık. Ağlamam geliyorsa ağlıyorum, gülmem geliyorsa gülüyorum. Bir de çok yoğun yaşıyorsun sanki. O yaşıyorum yani, bir 20 yıldır artık göbeğindeyim mevzunun. Evet. Dolmuşum, benim de omuzlarımda bir yük birikmiş demek ki, artık tutamıyorum. Bir en ufak bir duygusal kıvılcımda akıyor buradan, mani olamıyorum. Yani. Peki bu görüntüyü sonra izleyince gözlerin şimdi doluyor güldüm. Mu yoksa gülüyor musun? Şimdi güldüm. Evet, yani. Geçmişin, sanki Banu Noyan dünyanın öteki ucuna gidiyor ve bir daha asla geri dönmeyecek. Geçmişin trajedisi günümüzün eğlencesine dönüşüyor bir yerden sonra. Doğru. Şimdi eğlendim elbette ama o zaman tabii ki bir hani her gün beraberiz. Her gün. Bizim her gün sizinki gibi olduğunu düşünün çekimden. Değil mi? Bayağı iyi. O yüzden de bir aile gibi olsun. Hatta ailenden daha çok oradaki insanlarla onları vakit geçiriyoruz. Siz öyle değil misiniz şimdi? Evet, sonra da evet. Peki diyor musun izlerken de çok da abartmışım. Yani sonuçta ne? Ölüyor mu kadın? Niye bu kadar ağlamışım falan dediğin oluyor mu? Yani dediğim gibi izlemiyorum. Ha, şu an yeni mi izledin? Şu an hani, biliyorum çepsler oluyor. Görüyorum onları. Benim izlememe sebeplerimden bir tanesi de ben çok ters bir eleştirmenim ya. Sert. En büyük düşmanım kendimim. Kendimi çok sert eleştiriyorum. Hiçbir şekilde memnun olmuyorum yaptığım hiçbir şeyden. Memnuniyetsizim. Yani mükemmelliyetçi biraz demiyorum. Çünkü huzursuzsun değil mi kendinle? Hiç yaptığım hiçbir şeyi beğenmem. Yani yaptığım, bitirdiğim anda bitmiştir o ve beğenmem onu artık. Beğenmemeye başlarım.
daha iyisi olabilirdi. Ama kısa saçlı halin de iyiymiş. Teşekkür ederim. Peki sizin yarışmadan başka bir yarışmayla devam edelim. Maske Kimsin Sen diye bir yarışma vardı. Evet. Hiç denk geldin mi? Gördüm sosyal medyada. Yarışma bitti ama geride aşklar, arkadaşlıklar, yakınlaşmalar kaldı. Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun yakınlaşmasını ilk biz vermiştik. Tesadüfe bakın ki, tesadüfün böylesi gerçekten. Aslı Bekiroğlu'nun bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Çağrı Telkıvıran da aynı yarışmadan efendim Yasak Elma dizisiyle de tanıdığımız orada Kumru'yu oynuyor. Bir an Damla Yılmaz ile görüşmeye başladı. İşte ikilinin yan yana ilk görüntüsü izleyelim. İren Hanım iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birazcık sohbet etseydik. Çağrı Bey'le ilişki hayırlı olsun. Çiçeklenmiş kendisi size. Çekilin selam. Çiçeği de çekin. Nasılsınız? Söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Siz abinizsiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Allah Allah, ışıklar. Biren Hanım'da bir aşk iddiası olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Kuruçeşme'deki bir mekanda da yakınlaşmışsınız. Var. Beyefendiler, yalan söylemeyin artık. Abi çok teşekkür ederim. Çok geç oldu. Bir şey söylemek ister misiniz konuyla alakalı? Çok teşekkür ederiz. Hiç öyle bir durum yok. Bir şey yok. Bak stüdyoya gidip daha şarkı yapacağız yani. Aslı Hanım'la da ayrılıkla alakalı Kubilay Bey'le aldattığını söyleniyor. Yani öyle bir şey bilmiyorum ama herkese Allah yolunu açık etsin falan diye. Ayrılık sebebi üçüncü kişiler peki? Hayır abi. Zaten yani aylar önce biten bir şeydi o. Böyle bir durum. Teşekkür ediyorum. Çok yoruluyorsunuz. Abi hayır, düşeceksiniz. Hayır, bunu söylüyorlardı. Birlikte geldim. Arkanıza bakma. Birlikte geldim. Arabada da bir çiçek gördük. Sizden mi geldi acaba diye merak ettim. Yani hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ki. Peki teşekkür ediyoruz. Ah, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi evet. Bir şey söyleyeceğim. Çağrı Bey aylar oldu diyor. Farklı. Aylar oldu biz ayrılalı diyor. Bundan iki hafta önce belki daha bile yakın Aslı Bekiroğlu'nu arkadaşlarımız görüntülemişti. Sevgiliniz nerede diye sorduklarında cevabı hazırsa bir getirelim. İki hafta önce çok da değil. Köpeğini gezdiriyordu evet, değil mi? Arkada o da burada dedi. Arkamda dedi. İzleyelim o görüntüleri de. Görüntüler kaçar var. Kaçar mı sizden? Kaçar kaçmaz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Ozan abimizin doğum gündeyiz. Evet, Berkay hocam kaçtı zaten. Berkay Bey, sizi de alsaydık buraya. Berkay Bey. Çağrı Bey'le lütfen bir röportaj yapın. Doğum günü kutlamaya geldik. Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Abi sen Çağrı Bey'le düğün ne zaman? Buyurun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, abi geçtik. Vallahi bekliyorlar. Teşekkür çok teşekkürler. İyi akşamlar. Var mı öyle bir düşünceniz? Kısmet. Özberk ve kameralarımızın arkada Esra Aslı Esra canım. Aman be ortağım be, aman be. Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu el ele geldiler arkadaşlarının yanına. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bıraktı. Özberk ve kameralarımızın arkada Esra gizli saklı buluşmalar. Demirkol'la Metin Özülkü de bilmeden, haberleri olmadan paparazzilik yapmış oldular. Haberimize servis ama oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bu evet. 13 Ocak'taki görüntüden sonra başka bir yeniden görüntü daha vardı. Onu bulabilirsek iyi olur arkadaşlar. Evet. Orada çünkü orada Çağrı Bey nerede deyince arkada filan demişti. Diyor. Aslı Bekiroğlu köpeğini gezdiriyor. Sevgilisini soruyorlar. Hemen arkada diyor. Belki araları o zaman biraz artık kötü olmaya başlamıştı. Çağrı fakat ne diyor? Aylar oldu ayrılalı biz diyor. Fakat çıkan yani sevgilisinin Kubilay Aka'yla yakınlaştığı iddiasını da yalanlamıyor. Göz var izah ama her şey evet, göz önünde yaşanmış artık. Kemal biz gerçekten ünlüler dünyasındaki aşklara, ilişkilere, ayrılıklara, onların hızına hiçbir şekilde yetişemiyoruz. Yok. İki evet, hafta orada önceki görüntüsü Aslı bakalım ne söylüyor bir dinleyelim. Bekiroğlu uzun zamandır Çağrı Telkıvıran'la birlikte, hatta daha bir hafta önce çıkan ayrılık dedikodularını böyle yalanlayıp her şey yolunda mesajı vermişlerdi. Çağrı Bey stüdyosunda çalışıyor. Aslı Bekiroğlu uzun zamandır Çağrı Telkıvıran'la evet, o da stüdyosuna gidiyordu. Böylelikle.
Kubilay Aka biraz rahatsızmış. Hani böyle... Bu durumdan mı? Evet, hani sanki çok çapkın. O kızdan bu kıza uçuyor. Hiç çapkın değil. Niye günahını alıyorlar çocuğu? Öyle diyormuş. Aa. Aslı Bekiroğlu yani hiçbir şey paylaşmadı. Çağrı Tel Kıvıran'ın sözlerini de duydunuz. Yalanlamıyor. Yani. Güzel kıvırıyor. Ben kıvıramadım. Sen soy ismini kıvıramadın. Evet. Söyleyemedim. Doğru. Peki diğer haberimize geçelim. Oyuncu Pelin Öztekin 2014'te 156 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olmuştu. Bu süreçte tam 96 kilo verdiğini söyledi ve kilo verme sürecinde de işsiz kaldığını belirtti. İzleyelim. Mide küçültme ameliyatıyla 93 kilo vererek adeta dünya rekoruna imza attı Pelin Öztekin. Lütfen dikkatle izleyin. Beyaz Şov'daki Pelin'e bakın. Evet ya. Canlı. Evet. Viski hala yaşıyor 14 yaşında. Maşallah. Aa. Harika. 160 kilodan bu hallere gelmek elbette kolay olmadı. Pelin Öztekin yeni bir hayata başladı adeta ve acı bir itirafta bulundu. Kiloluyken sadece şişman kız rolleri veriyorlardı bana diyerek üzdü. Ben de mesela eskiden sempatik ailenin şirin kızıyken bir anda fettan bir işte daha önceki Elti gibi veya işte romantik başka bir Canan karakteri gibi karakterler çıkabiliyor içinizden. Çünkü görüntünüze göre şekilleniyor ama ben tabii bir buçuk belki de iki sene boyunca iş yapmadım ama benim değişimim de birazcık fazla olduğu için o geçiş döneminde zaten ne zayıfım ne şişmanım arada kalmış bir durumdayken böyle bir işsizlik sorunu yaşadım. Çok tatlısın, çok. Evet, bayağı değişmiş yıllar içinde o da. Kilolu kadınlara da diyor hep aynı roller öyle, veriliyordu. Yapışır. Kilolu olmaya gerek yok. Bizim memlekette yapışır. Ya işte mağdur genç kadını oynarsın, hep ezilen tarafsındır. Ya hep kötüyü oynarsın. Ya hep fettanı oynarsın. Evet. Ya kiloluysan kilolu sempatik rolleri oynarsın. Yapıştırırlar evet. Rolü üstüne. O zaman sempatik rolleri oynuyordu. Zayıflayınca da sinirli yenge modeline dönüştü rollerimi. Ya şimdi o tabii oyunculuk tipe göre rol dağıtıldığı için bütün dünyada öyle ama bizde yapışıyor. Bu insanın. Ne saçma bir anlayış değil mi? Sanki çok iyi oyuncusun, çok yeteneklisin ama kilolusun diye başrolde değil de başroldeki kızın en yakın arkadaşını, ablasını canlandırır. Öyle oluyor yani dünyada insanlar başrol... Bu sadece kadınlar için geçerlidir, erkekler için de geçerli. Başroller, büyük yıldızlardan bahsediyorum, kilo alıyorlar rol için. Evet. Charlize Theron'u hatırlayın, Oscar aldı. Ödül. Tabii, kesinlikle. O filmde 150 kilo falan oldu. Aynen. Çalışıyor, burada şişmanken zayıflıyor kadın. Ve fakat bu sefer roller değişiyor. Kemal bir de şöyle değişiyor. Baktığında evet birçok dizide çok yakışıklı erkekler, güzel kızlar var ama o da dizileri kurtarmaya yetmiyor. Yok, ki. Karakter sezona başlıyor sürütüyor. 70 dizi, evet. Sezonu bitiriyor 30 dizi. Vallahi yani. Güzel ol, yakışıklı ol, yeteneğin olmasa da oluyor. Eskiden de o, artık inanmıyorum ben buna. Yani bakarsan Elçin Sangun'un da Kıvanç Tatlıtuğ'un da dizileri tutmayan dizileri var. Evet. Türkiye'nin en çok beğenilen hani oyuncularından evet. Dersen Kadir'in keza Neslihan'ın öyle. Artık çok yakışıklılık, çok güzellik kurtarmıyor. Kurtarmıyor evet. Vallahi bakıyorsun ama biz şey öyle diyoruz ama onlar böyle güzelliklerini koruduğu sürece de hep başrolde yani, yer alıyorlar. Kanun, geçen gün dünyada da böyle kanun bu. İki tane hit kişi seçiliyor gençleri etrafında sürüklesin götürsün diye. Karakter oyuncuları da esas diziyi döndüren kişiler oluyor. Ama Kemal geçen gün bir romantik komedi filmini izleyeyim dedim. Ve pişman mı oldun? Sana şöyle söyleyeyim Mügeciğim. O 10 dakikama üzüldüm biliyor musun? Gerçekten. Ama asıl üzüldüğüm o başroldeki erkek oyuncu oldu. Türk mü bu romantik dediğin? Bilmem Türk herhalde. Sen mi? Yeni ben gelenlerden. Ben hangisini söyledin? Dijitalde mi? Detay vermiyorum ama ben 10 dakikama gerçekten üzüldüm. Çocuk mahvoldu galiba. Çocuk mahvolmuş gerçekten. Çocuk iyi. Ha. Çocuk gerçekten oyuncu. Çıktı çünkü. Abi. Kızımız çok güzel. Öyle söyleyeyim sana ama hep böyle hep aynı. Hmm. Hiç değiştirmiyor kendini. Oyunculuk anlamında da geliştirmiyor kendini. Çocuğa o güzel o güzelliğin arkasına sığınmış. Aynen. Evet. Nereye kadar? Nereye kadar? 10 dakika dayandım zaten. Şimdi bizde de çıta seyircide, biz seyircide neden yükseldi? Çok mükemmel örnekleri var. Sonra o yabancı çok iyi oyuncularla bizdeki bazı güzel kızları bak aynı tarzı ne güzel de birbirlerine benziyorlar demiyorlar mı? Ne alakası var Allah aşkına? Yani zaten her şey bir şekilde orijinal değil, hiçbir şey orijinal değil. Oyunculuklar, kadınlar, başroldeki kadınlar, erkekler hep öykünüyorlar bir şeylere.
Hep oradaki gibi olmak istiyorlar. Ama maalesef olmaz. Öyle bir sektör değil bizimkisi Türkiye'deki. Evet. Değişiklerle. Peki diğer haberimizle devam edelim. Türkücü efendim Mustafa Keser Ekotürk TV'de Pembe Masa isimli programa konuk olmuş. Hedefinde yine kim var? Bülent Ersoy izleyelim. Hayır oradan bir şey yazık. Ya boş ver sen bak dalgına yürü. Gel amucaya bakayım. Yavrum. Hadi yavrum. Bülent Ersoy'la kanlı bıçaklı olan Mustafa Keser yaylım ateşine devam ediyor. Mustafa Keser'den zehir zemberek sözler. Kendilerine sanatçı dendiği için kendilerini öyle zanneden bir sürü güruh var. Hatta ben kendi bana sanatçı denmesini de pek hoşuma gitmez yani. Neden? Bana müzisyen şarkıcı derseniz daha memnun olurum. Tamam. Çünkü kafasına patates domates atılması gereken adamlara bu ülkede sanatçı deniyor. Onların yanında ben sanatçı olarak anılmaktan icap ederim, utanırım. Mustafa Keser'in Bülent Ersoy pişmanlığı. İşte birkaç ay önce hepinizin malumu Bülent Ersoy'la bir program yapmıştık. Evet. O yani benim öyle bir kaza kurşunu gibi bir şey oldu. Mustafa Keser'i zaman zaman bazı konularda eleştirebiliriz. Fakat şu konuda çok katılıyorum. Gülşen de katılıyorsun. Hepimiz katılıyoruz. Kafasına patates, domates atılması gereken adamlara bu ülkede sanatçı deniyor. Buna katılıyoruz. Yani o patates, domates atılmasın da kimseye bir şey. Ama hani sanatçı denilmesin. Onlara ünlü diyebilirsin. Şarkıcı diyebilirsin. Sadece oyuncu diyebilirsin. Sanat başka ama bir şey. Sanat başka bir şey. Ama onlar sanatçı. Kendilerine sanatçı diyorsa bizim elimizden ne gelir? Sen ısrarla şarkıcı Bravo. Dersin. Bir tane şarkı yazmamış. Olsun. Üretim yok. Bir dörtlük yapamamış yani öyle evet. söyleyelim sana. Ama sanatçı bir müzik, bir beste hiçbir şeyle ilgisi, alakası yok. Geçenlerde bir basın açıklaması yapmış. Orada kendini sanatçı ilan etmiş. Biz basın açıklamasını okurken orada sanatçı kelimesine çok takılmış. İlan etsin. Ne ara sanatçı Sen de ısrarla sanatçı deme. Yani ama öyle diyorlar. Ne diyecek? Mesleği ya, ne? Süperstar Ajda Pekkan bile kendini biliyor. Demezdi. Denmemesi evet, gerekiyor evet, zaten. O, yani bu kim yapmış bu açıklamaları bilmiyorum ama mesleği ne diye sorarsa mesleği yoksa sanatçıyım diyordur. Evet ya. Çok İnanır kıymetli bir sanatçı. Benim gibi bir sanatçıya bunu nasıl yaparsın? Yapılır mı? Aman Allah'ım. Aynen öyle. Aynanın karşısına geçip günde 50 kere sanatçıyım. Bak başkası seni bozarsa sanatçıyım defam çalışıyor mu? Bir de inandırıcı söylüyor. Ay istediklerini söylesinler. Yani kafandaki şeye oturuyor mu senin? Tanıma oturuyor mu? Hayır. Yani sanatçılık öyle kolay bir şey değil. Üretim şart birincisi. Tabii. Yaratıcı olman gerekiyor. Şimdi ben mesela kuaförüm, make-up artistim, fotoğrafçıyım, klip yönetmenim. Ben sadece kuaförlük bile yapsam sanatçı derim kendime. Tabii evet, şey yapıyorsun, bir şey yaratıyorsun. Yaratıyorum yani bir şey var, ucunda bir sanat var sonuçta. Evet. Ama sadece DJ'lik yapıyor olsam, şarkıcılık yapıyor olsam veya işte televizyon figürü olsam ben sanatçıyım demeye utanırım. Ve maalesef herkes sanatçı, işi olmayan herkes sanatçı memlekette. Evet. Sesi olmayan herkes şarkıcı olmaya başladı. Evet. Dans Arda. Yeteneği yok ama sahnede oryantal Tabii, yapıyor. Tabii neler. Hı. Yani gazetecilik yaptığını görmedik. Ne yoksa o en fazlası var. Tabii. En çok ne yoksa en Aynen. çok o var sende en fazlası o var gibi gösteriyorsun. Evet. Peki haberlerle devam edelim. Tuğba Ünsal adı Aylin oyunuyla gündemde. Geçenlerde provalarda düştü, bayıldı, hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımız nedenini sormuş işte cevabı. Tuğba Ünsal ve Cemal Hünal'dan Issız Adam tadında bir aşk filmi geliyor. Tuğba ile çalışmak çok güzeldi. Sinan'la çalışmak çok güzeldi. Çok güzel bir senaryoydu. Yani oyunculuk adına çok farklı, çok çeşitli fırsatlar sunan bir hikayeydi. Severek çalıştığım işlerden biri oldu. Sadece Bir Gece isimli film Tuğba Ünsal'ın evinde çekilmiş. Benim kendi evim kullanıldı mesela. Karakterin dünyası için bence güzeldi, bir ambiyans oldu. Evimde uyanıp sete uyanmak hayatımda yaşadığım ilk tecrübeydi. Sinan için evimin kapılarını açtım diyebilirim. Evi çok dağıttık abi. Evin canını okuduk, Tuğba da bizim canımızı okudu. Yalan söyledi. Ya yok çok yani çok keyifli bir süreçti. Yani benim gerçekten mesleğimden çok haz aldım. O ender bir kıymetli projelerden biriydi benim için. Çok iyi oyuncularla çalıştım. Tuğba ile çalıştım. Çok ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum benim için. Hem tiyatro hem de sinema dünyasında adeta savaşan Tuğba Ünsal tiyatro provalarında yorgunluktan bayılmıştı. Tam 15 saat prova yapmış meyerse ondan bayılmış.
Evet, yani çok ciddi bir performans sergiliyorum Aylin'de fiziksel olarak. 15. saatte provamın sonrasını hatırlamıyorum. Yani biraz benim için de korkutucu oldu. Ama mecburen yapımcısı olduğunda öyle oyuncu gibi kapris yapamıyorsun. Hocam ben yorgunum, gelemiyorum sete. Yapamıyorsun. Pıtış pıtış ertesi gün asker gibi hazırdım yani. Ve gözyaşlarına hakim olamadığı anlar. Tuğba Ünsal varını yoğunu sanata yatırmış, sahnelediği tiyatro oyunları yaşasın diye evini ipotek ettirdiği haberiyle gündeme gelmişti. Ünsal kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor demişti. Yapımcılıktan bahsetmişken bugün de bir haber çıkmıştı sanırım. Yani bir tiyatro oyunu için, o Kürk Mantolu Madonna içindi. İlk büyük prodüksiyonumdu. Burada biraz daha ticari olarak daha sağlam durumdayım diyeyim yatırımcılara. Nasıl hazırlanmışsınız ya? Bütün sırlar çatı çatı. Projeler iyi olunca onu finansmanını organize etmek iyi oluyor. Yani kolay oluyor. Kolay oluyor. Yani Tuğba Ünsal'a da bravo. Böyle bir zamanda sahneye oyun koyarken en büyük yatırımı evini ipotek ettiriyor. Bu işe olan aşkını gösteriyor. Sevgisini gösteriyor. Başarmayı seviyor gerçekten ve de çok hırslı. Biz onu izlerken ne konuştuk onunla ilgili? Yüzünde hiçbir müdahale yok. Çok doğal. Doğal. Yani ben onu da çocukluğundan tanırım. Hı. Çok erken girdi sektöre. Modellik yapmaya başladı. Evet, 15 yaşında girdi. Ve o günkü hali neyse bugünkü Tuğba da aynı bizim Neslihan gibi, o da doğal, hiç kesinlikle ulaşmıyor kendine. Bak kesinlikle. Kaç kişi için bugün VTR'lerde biz böyle aralarda kendi kendimize dedik, kaynattık. Nilperi Şahinkaya için doğal dedik. Doğal Neslihan dedik. Atagül için Neslihan doğal için. Dedik. Tuğba Ünsal için dedik. Doğal. Evet, doğal. Onun dışında çoğunda ufak tefek dokunuşları var. Ben dediğim gibi karşı değilim elbette ama doğalsa doğal, yapacak bir şey yok. Kemal, şeyi de merak ediyoruz. Zaman zaman ünlülerle ilgili ayrılık, boşanma haberleri de çıkıyor. Abin ve eşiyle alakalı kardeşim ve eşiyle alakalı olarak. Peki bundan onların haberi var mı? Çıkmış. Hatırlar mısın? Oluyor. Aşkın Soruyorlar. Tarifi dizisiydi. Oradaki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le bir videosu yayınlandı. O video sonrası ayrılık iddiaları ortaya geldi. Sen ayrıldılar mı peki? Gelinen noktada ayrılık mayrılık yok. Yok. Sen peki böyle bir şeyler okuduğun zaman, gördüğün zaman ne oluyor diye bir arıyor musun? Yok, çünkü ne oldu ortada ya. Dediğim gibi ne zaman boşanacaksınıza bağladılar artık. Evet. Böyle bu işler, böyle yapacak bir şey yok. Onların zaten ne kadar mutlu olduğunu benim söylememe gerek yok. Dışarıdan bakan herkes görür. Biz de söylüyoruz. Liseli aşıklar gibi. Aynen herkes. Öyle. Dolayısıyla onların umurunda değil. Benim de umurumda olmuyor. Görüyorum ama yine saçmalamışlar, abartmışlar diyorum. Çünkü gerçekten saçmalık. Diyecek Kemal artık zaten çok güzel, Kadir artık çok güzel cevaplar veriyor. Geçenlerde muhabir arkadaşlarımız soru sorarken sen de bir gün bir yerde böyle oturalım, çay kahve içelim falan. Anlamadım abi. Evet. Çünkü söylüyorsun, anlamıyorlar. Ne yapacak? Oturalım bir muhabbet edelim, bir çay, bir kahve, bir meramımı anlatayım. Aslında o görüntü hazırmış, evet. Biz diyelim. Kadir Doğulu'ysa yakın arkadaşlarının kendisine neden derviş dediklerini açıkladı. Kadir Bey, bir de haberler çıktı dervişle ilgili. Biz konuyu tam anlayamadık. Vallahi ne güzel. Nedir ne değildir sizden öğrensek. Vallahi ne güzel. Beni derviş seven. Kadir diyorlarmış size. İşte beni seven, beni tanıyan herkes zaten öyle diyor. İşte biz de nedenlerini merak ediyoruz. Bir nedeni olabilir mi? Ben bilmiyorum. Bana diyorlar, ben demiyorum. Bir dergah falan diyorlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Ama bunu sana anlatmak isterim. Siz tanıyorsunuz beni. Ne zaman buluşalım? Sen tanıyor musun beni? Birazcık yani. Yıllardır görüştükçe konuştuk. İşte. Söyledikleri şey o. O zaman bunu konuşalım. Konuşalım. Memnun olurum kardeşim. Hayırlı geceler. Peki siz Kadir'e gerçekten derviş diyor musunuz? Diyoruz. Yani lakaplar takılmıyor mu insanlara? Evet, biz de evet. Bana da başka şeyler deniyor. Onu da derviş diyoruz çünkü derviş yani bir şekilde. Ben bir de büyüğüm ben lütfen. Evet ya, ona takıldık. Herkes biz abim de. Sanıyor Kadir'i. Daha büyük duruyor ama senden. 3,5 yaş büyüğüm ben. Ailenin en büyüğü benim. 5 kardeşiz biz. Kemal, böyle abilik yapar mısın? Yaparım. Ha, böyle sürekli bir abilik yaparım. Damar var mıdır var. Sende de? Var var. İllallah yaka siktiririm. Abiyim ne yapayım? Madem öyle benim bir abim veya bir ablam olsaymış. Ben abiysem abiliğimi yaparım her en türlü. En son niçin karıştın kardeşine? Hangisine acaba? Kadire. Böyle yeter kılığına kıyafetine karışmışımdır. Saçıyla ilgili yorum yapmışımdır. Sürekli yani hep sürekli her şeye karışıyorum ben. Öyle. Telefonunda ne diye kayıtlı? Derviş diye mi kayıtlı? Kardeşim diye kayıtlı. Hmm.
Kemal, biz bu resme bakınca bu resimden çıkamıyoruz. Sanki herkes birbirinin aynı oğlu kardeşler. 200 lirayı bozdurup 4.50'lik yaptırmışsın diye capsler dolaşıyordu ortada. Bir kız kardeşim Asuman'cım, canım benim. Buradan Deniz, Mehmet, Asuman, ben Deniz ve Kadir. Bütün kardeşler. Daha birbirlerine benzedikleri yani... kareler de vardı. Onların... Var var, işte orada 200 lirayı bozdurup 4.50'lik yaptırmışsın var. Bir tane şey var, sınav soruları nasıl mıydı? Dördümüzün fotoğrafı çok benziyorlarmış birbirlerine. Süper, birbirine çok benziyor. Evet, ikiz sanıyorlar bizi. Buyurun. Aa, buydu her buydu. Her işte bu 200'ü bozdurup 4.50'lik yaptırmışsın. Ay anneciğim de var ya, helal olsun yani. Evet. Anneciğim ya. Bu kadar çocuğa sahip çıkmak kolay mı? İyi anlaşıyor evet. mu kardeşler? Evet evet. Yani sık tartışmalar böyleyiz. Oluyor mu? Ya illa ki böyle minik tartışmalar olur ama hiç biz çocukluğumuzdan beri hiç kopmadık, hiç ayrılmadık. Hep birbirimizi sever, destek. Böyle bir WhatsApp grubunuz var mı kardeşlerin WhatsApp Yok benim grubu. Hiç WhatsApp grubum yok. Ben sevmem WhatsApp muhabbeti. Evet. Hmm. Doğru, bizde de telefonlaşırken öyleydi. Baksana. Çok iyiler ya. Beşi bir yerde. Diğer haberimizle devam edelim. Eski futbolcu, bunu aslında bu röportajı Müge şey diyebilir miyiz? Öv beni röportajı diyebiliriz. Evet evet. Eski futbolcu Deriz. Nihat Kahveci, hamile eşi Fulya Kahveci. Kameralar önünde efendim, bakalım nasıl ölmüş. Nihat Kahveci, kız çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu kameralar önünde nasıl anlattı? Allah'a şükür ikinci yılda. Son söz bende. Tabii röportaj yapsaydık. Buyurun efendim, Nihat Bey sizi bırakabilir miyim? Şöyle efendim. Milli takımımızın efsane futbolcularından şu an futbol yorumcusu olan Nihat Kahveci'nin eşini çok sevdiğini biliyor muydunuz? Messi gibi alayım. Gel Messi, Messi bırakmıyor ya. Biz Messi değiliz ama olsun. Merhabalar. Benim sağ olun, siz nasılsınız? Ben öğrenmiyorum sizde geceler. Hayır, bilgisi yok. Yok, hayır. Biz geceler işimizden dolayı televizyondayız ya. Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci ikinci bebeklerini bekliyor. Allah'a şükür ikinci yılda kızımız olacak. Nihat Kahveci kız babası olmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyor. Muhteşem bir şey. Yaşamak lazım. Bazı şeyler anlatılmıyor. Biraz neşe oldu ama annesi gibi güzel bir kızımız oldu. Annesine benzemesi önemli yani. Her şimdi şimdi ne peki? Karar verecek eşim inşallah. Onu bekliyoruz. Yani şu an belli değil. Günler yengenli. Son söz bende. Tamam. Evet karıcığım. Bayağı değişmiş değil mi Nihat? Evet Kahveci. Nihat değişmiş. Biraz kilo alınca değişmiş. Evet, ama eşine bayağı aşık. Bebek ona benzesin diyor. Mümkünse kız çocuk, bir de mümkünse eşine benzesin. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Ve bir bebek haberinden başka bir bebek haberine geçelim. Merve Özbey, şarkıcı Merve Özbey 2020 Şubat'ta ilk bebeğini Elif'i kucağına almıştı. İkinci kez hamile olduğu öğrenildi. Bebeğin cinsiyetini de yakında öğrenecekmiş. Son röportajlarından bir tanesinde de sevgili Merve 4 çocuk istediklerini söylemişti. Eşi Kemal'le birlikte Hürriyet'ten Mehmet Üstün'den haberi. Merve işini çok iyi yönetiyor değil mi? Evi çok yönetiyor. İyi yönetiyor. Şahane, çok başarılı buluyorum yani ben Merve'yi. Sahnede muhteşem bir şarkıcı, mutfağında şahane bir aşçı, bebeğinin şahane annesi, kesinlikle. Kenan zaten muhteşem eş, geçen evet. gün beraberdi. Dengeleri çok güzel çok koruyor. Çok iyi yani her anlamda, yani anneliği de mükemmel, şarkıcılığı da mükemmel. Onu o mükemmel dengeyi sağlaması için evde vaziyet. De çok mutlu, huzurlu olması Aynen gerekiyor ki eşten de o konuda Görüyorsun onu zaten. Büyük desteği O enerji yani. Yansıyor. Bakın Bergen'in evet. Saygı albümünü konuştuk. O projede olmalıydı. Olması gereken bir isimdi Merve Özbey ve Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını muhteşem yorumladı. Sadece arabesk yapıyor. Arabesk konsept. Yapıyor evet. Çok güzel. Çok iyi söylüyor ses. Bütün bu şarkıyı. Belki de teklif gitmiştir. O iddialı şarkıyı okumadığı sürece hani bilemiyorum. Merve'siz bir arabesk albüm olur mu? O da onu kabul etmedi mi diyorsun? O şarkı. Belki de olabilir. O şarkının çok talipleri çıkmıştır Tabii. zaten. Ve Gülşen nasıl kazandı onu merak ediyorum. Evet biz de merak Gülşen, ediyoruz. Şu an çok popüler. Evet. Gülşen'in içine girdiği her iş. İşte onu diyorum ama hani sonuçta çıkıyor. Eminim bir sürü popüler insan o şarkı için savaşmıştır. Gülşen nasıl kazandı bir ara onu bir Biraz öğreneyim. Biraz öğrenmek lazım. Evet evet. Kimler peşinde koştu şarkının ve Gülşen'e kaldı. Şimdi dijital platformda inanılmaz değişim diye bir program yapıyorsun. Evet. Milleti değiştiriyorsun. Ya biraz daha çok sosyal sorumluluk gibi bakıyorum mevzuya. İmkanı olmayan, Güzel. Çok yıpranmış, hayatın sillesini tokatını yemiş, eşi tarafından hor görülmüş kadınlar. Aa.
Güzel. Ölülerini seçiyorum aradan. Erkekleri de seçiyorum. Tepeden tırnağa değiştiriyorum, inanılmaz değişimler. Sen değiştirdikten sonra hayatları da değişiyor mu? Bir daha o işlerini yani elimden geldiğince aslında biraz hayat koçluğu da yapmaya çalışıyorum. Biraz kafaların içlerini değiştirmeye çalışıyorum kadınların. Çünkü çok kabullenmişler her şeyi, çok mazlumlar. Biraz daha böyle dik durmaları için elimden geleni yapıyorum. Ben hep kız tarafı olduğumu söylerim. Benim bir tane kız kardeşim var. Ha. Dolayısıyla ben hep kız tarafıyım. Adamlara, kocalarına yavaş diyorum bir kendine bir gel. Ne demek ben karımı beğenmiyorum? Kemal, acı, üzüntü insanın yüzüne nasıl yansıyor değil mi? Kesinlikle. Bazen biz mesela haberleri izliyoruz. Bir kadın çıkıyor. Yaşının 26-27 olduğunu duyunca ikimiz de inanamıyoruz. Ben Müge'ye diyorum ki Müge senden daha büyük bir yaşanmışlık, çökmüşlük bir sürü şey var. Yani sinir, stres, eşlerin baskısı, aynen mahalle öyle. Baskısı. Mutsuzluk yansıyor. Yani bir şekilde yüzleri gülsün istiyorum ve o anlamda motive ediyorum hepsini. Programın adı keşke kadınlar ya. Gülsün diye olsaydı. Evet, kesinlikle ama bir çok önemli abi. Bir iş yapıyorsun. İnanılmaz yoksa... değişimler dijital bir platformda olacak. Evet, takip edeceğiz. Buradan öykü çıkarırız senden. Çağır. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şu hareketi yaparak haftayı kapatalım efendim. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.